Değerli misafirlerim, saygıdeğer konuklarım, Türk Konfet ve KİKAT işbirliğinde gerçekleşecek olan Yerel Kalkınma, Yeni Dinamikler, Kent Bölge Kavramı ve Yerel Demokrasi panelimize hoş geldiniz. Bu panelin gerçekleşmesine büyük destekleri olan Türk Konfet'e özellikle teşekkür ediyoruz. Konya İş Kadınları Derneği olarak bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının ancak toplumun diğer yarısını oluşturan kadınların ekonomiye, sosyal ve siyasal hayata tam anlamıyla katılmasıyla mümkün olabileceğini düşünerek 2007 yılında kurulduk. Geçtiğimiz günlerde 10. yılımızı kutlamaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Konya İş Kadınları Derneği olarak TÜSİK amacımız doğrultusunda ulaşabildiğimiz kadar kadın girişimciye ulaşmaya, aralarındaki dayanışmayı artırmaya ve bu amaçla da onları güçlendirmeyi hedefliyoruz. En nihayetinde istihdam artacaktır güçlenen kadınlarla ve ülke ekonomisinde de kadınlarımızın etkin olarak söz sahibi olması sağlanacaktır. KİKAT olarak 10 yılda neler mi yaptık? Tanıtım filminizde de gördünüz. İki büyük panel düzenledik ki bunlarda Konya'nın tanıtımına faydalı olmayı amaçladık. Şehir dışından birçok derneğimiz Konya'ya geldi. Tanıtım açısından da faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yine üyelerimizle aylık toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılara gönüllü olarak üniversiteden değerli akademisyenlerimiz katıldı. Konusunda uzman mali müşavirlerimiz, değerli konuklarımız yine bizlerle birlikteydiler. Çevre illere geziler düzenledik. Oradaki iş kadınlarıyla buradaki iş kadınları arasında ticaret köprüleri kurmayı amaçladık. Yine geleceğin girişimcilerini de düşünerek üniversitelerle bir proje gerçekleştiriyoruz. Oraya gidip ya bizden rol model kadınlar kendi girişimcilik hikayelerini anlatıyorlar ya da değerli konuklarımız gidip öğrencilerle güzel söyleşiler gerçekleştiriyorlar ki 7 Aralık'ta Yaprak Yapsan'la Karadağ Üniversitesi'nde ve sonrasında da Selçuk Üniversitesi'nde dijital medya üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yine Konya'yı gördüğünüz üzere birçok platformda temsil etmeye çalışıyoruz. Çeşitli zirvelere katılarak, Türk Konfet'in zirvelerine katılarak. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Tabii ki kadına istihdam yaratılmasının önündeki en önemli engel eğitim. Bunun üzerinde de daha büyük projelerimiz olacak. Ülke ekonomisine katkının artması ve iş dünyasının bir araya gelmesini, güç birliğine varılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bir adım ileri giderek İş Adamları Dernekleri ve İş Kadınları Dernekleri bir protokol imzaladık ve bir Konya'da güçlü bir federasyonun kurulma aşamasındayız. Ortak hedef, ortak hareket, ortak çözüm, Konya ve sonrasında ülke ekonomimizde katkımızı STK olarak çok daha artıracaktır. Ülkemizin merkezinde, Konya'nın ülkemizin merkezinde olduğunu ve lojistik anlamda da avantajlı olduğunu, kaliteli iş gücü kaynağı yönünden de zengin olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Konya'nın geliştirilmesine yönelik birçok çalışmamız olacak. KOBİ'nin sayısının gittikçe arttığını görüyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin gittikçe geliştiğini görüyoruz Konya anlamında. Ve Konya'nın iş dünyasının cazibe merkezi haline gelmesi için de büyük gayret göstermeye çalışacağız. Öncelikle Konya'nın güçlenmesi için girişimci sayısının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Konya'da üretilen ürünlere talebi artırmalıyız. Eğer ürünlere talep artarsa, girişimci sayısı artarsa, bu sebeple istihdamı da Konya'ya çekebileceğimizi düşünüyoruz. Ülkemizin ekonomisine sosyal hayata katkıda bulunmak, güçlü bir sanayi, üretim ve KOBİ'nin rekabet gücüyle mümkündür. Ekonomik anlamda büyüme, kamu ve özel sektörün yatırım teşvik ve desteğiyle de sağlanacaktır. Konya'da öne çıkan sektörler belirlenmeli, kaynaklar ele alınmalı ve buna göre teşvikler ile desteklenmelidir. Yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde olunması gerektiğini de düşünüyoruz. KOBİ'lerin yasal ve yapısal sorunları ele alınmalı, KOBİ'lere kurumsal kimlik kazandırılmalıdır. Sanayi ve iş dünyasının sorunlarına sahip çıkmalıyız, yatırımcıları desteklemeliyiz.
Ortak hedefimiz güçlü, sürdürülebilir, büyüyen ekonomi ve sonuçta güçlü bir ülkedir, Türkiye'dir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferlerle desteklenemezse payidar olamaz, az zamanda sönerler. Konuşmalarımı burada son verirken sizi birazdan değerli panelistlerimizle baş başa bırakacağım. Onların da yerel kalkınma, kent bölge çok güzel, kent bölge konusunda çok güzel çalışmaları var. Benden çok daha iyi sizi bu konuları izah edeceklerdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar panelimize katıldığınız için. Şimdi isterseniz tabii ki samimiyetinize güvenerek, katılımcıların samimiyetine güvenerek ben değerli panelistlerimizi kendim davet etmek istiyorum. Peki, Türk Konfet Genel Sekreter Arda Batu. Tabii ki bu da heyecan. Türk Tahkim Derneği Başkanımız Mehmet Gün, Sayın Mehmet Gün. Türk Konfet Danışmanı Sayın Haluk Türel. En çok alkışı Mehmet Bey Konyalı. Evet evet. Mehmet Bey aynı zamanda Konyalı, Bozkır'dan bize bugün eşlik edecek. Evet, tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Bana böyle çanta bırakmışlar. Zeynep Başkan, çok teşekkür ediyorum. Açılışındaki güzel sözleri için. Bizim için çok özel bir yere sahip Konya. Kendisi de açılış konuşmasında söylediği gibi yani benim mikrofon çalışıyor mu? Ses. Zeynep Hanım da açılışta ifade ettiği gibi bir federasyonlaşma projesi çerçevesinde odağımız, ilgimiz Konya'da. Kendileri de sağ olsun tanıtım günlerinde gördüğünüz gibi etkinliklerimize yoğun ilgi gösteriyorlar. Çok kuvvetli katılım sağlıyorlar. Konya için olağanüstü bir lobi yapıyorlar. Buradaki Konyalılara onu ifade etmek isterim. Bu dernek ve bu federasyon bence Konya'nın gerçekten bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak. En azından bizim konfederasyon olarak gördüğümüz, hissettiğimiz bu yönde. O yüzden sözlerimi önce Zeynep Hanım'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve tabii ki değerli yönetim kuruluna, derneğin ve federasyonun da kurulmasına hayırlı olsun demek istiyorum. İkinci teşekkürüm, uzun zamandır partnerlik ilişkisinde bulunduğumuz ve bu raporun da ortaya çıkmasında çok değerli katkılar sağlayan Fredrik Naumann Vakfı ve bugün buralarımızda bulunan Aret Bey temsilcisine teşekkür etmek istiyorum. Ben Konya'ya ilk defa böyle bir etkinlik için geldiğimden normalde doğrudan biz konuyu atlarız, raporla ilgili rapora yoğunlaşırız. Ama buradaki kitlenin de Türk Konfet'le nispeten yeni tanıştığını düşünerek kısaca bir Türk Konfet'le ilgili bilgi vererek başlamak herhalde uygun olur diye düşünüyorum. Tanıtım filmini izlediniz, o yüzden çok daha kapsamlı anlatmayacağım ama biz bir iş dünyası konfederasyonuyuz. Bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası konfederasyonuyuz. Kendimize ayrıştırdığımız yegane unsur budur. Türkiye'de bağımsızlığın zor olduğu bir dönemde, Türk Konfet bağımsızlık ve gönüllülük esası üzerine inşa edilmiş ve bu misyonu taşıyan bir iş dünyası örgütü olmakla övünen bir topluluk, bir camia. Türkiye için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ben içinde bulunduğum için değil, kurumsal perspektifle size bunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin bu misyonla daha da çok var olacak kuruluşlara ihtiyacı var. Gelişim ancak böyle olur takdir edersiniz. Yandaşlıkla olmaz, bağımlılıkla olmaz, özgür seslerin objektif bulgulara dayalı, gelişime açık çalışmalarıyla ancak gelişim olur. Biz de naçizane bu çalışmaları imza atmaya çalışıyoruz. Yapımızla ilgili kısaca bilgi vereyim. Biz bir konfederasyonuz. Konfederasyon tabiatıyla federasyonlardan oluşuyor. İşte son federasyonumuzda Konya'sının merkezinde bulunan Mevlana Sifet adıyla kurguladığımız bir federasyon. 26
federasyondan oluşuyor Türk Konfet. Bu NATS 2 bölgeleri vardır biliyorsunuz. Sosyoekonomik indikatörlere göre Türkiye 26 bölgeye Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği perspektiviyle bölünmüştür. Biz de bu 26 federasyon, ses gidip geliyor yalnız arkadaşlar. Biz de bu 26 federasyon, 26 federasyon üzerine inşa ettiğimiz bir kurgumuz var. Bunun altında da dernekler var. 205 tane derneği var. Türk Konfede üye 205 dernek var. Bu da yaklaşık 40 bin şirkete tekabül ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından, aklınıza gelebilecek her sektörden üyelerimiz var. Bunlar arasında Türkiye'nin sektör liderleri de var, uluslararası piyasalardaki önemli oyuncular da var, KOBİ'ler de var, orta ölçekli ve küçük işletmeli şirketler de var. Biz burada da bir ayrıştırıcı unsura sahip olduğunu düşünüyoruz Türk Konfed'in. Biz orta ölçekli şirketler ve büyük şirketlerin enteraksiyon sağlayabileceği bir platform işlevi görüyoruz. Küçük şirketlerin büyüklerden öğrenebileceği, büyüklerin de belki küçüklerden öğrenebileceği bir zemin oluşturuyoruz. Bu anlamda da değerli bir network olduğunu düşünüyoruz. Büyük şirketler çeşitli inisiyatiflerimiz var. Bir tanesi bir mentorluk programı mesela. Birinci jenerasyon başarılı şirketler orta ölçekli şirketlere mentorluk desteği veriyor. Oldukça teferruatlı bir süreci var. Detaylarına inmeyeceğim ama bu gibi hizmetler sağlamaya çalışıyoruz üyelerimize. Bu da beni faaliyetlerimize getiriyor. Böyle bir kurguyla, böyle büyük bir üye kitlesine Türk Konfet ne yapar sorusuna kısaca değineyim. Üç ana alan faaliyetimiz var. Birinci alanımız ki bugünkü burada bulunma sebebimiz olan raporlar. Rapor ve rapor çalışmaları yapıyoruz biz. Akademik çalışmalar oluyor bunlar ama sahadan topladığımız datalarda bölgesel kalkınma gibi Türkiye'nin önemli sorunlarına değinerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Rekabetçilik keza bir diğer alanımız. Yani fikir üretiyoruz. Bu ürettiğimiz fikirler doğrultusunda hem yerelden bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz hem de tanıtım filminde gördüğünüz gibi karar vericilerle bir araya gelerek bir lobi faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yani özetle biz Türkiye'nin kalkınması için işte şu politikayı oluşturduk. Bu politikanın gerçekleşmesi için şu adımların atılması gerekiyor gibi bir yani klasik anlamda bir lobi faaliyeti gerçekleştiren bir konfederasyon Türk Konfe. Bu birinci alan. Yaptığımız raporlarla ilgili çok detaylı bilgi vermeyeyim. Ortalama yılda 2-3 tane rapor çıkartıyoruz. Bir o kadar da policy paper çıkartıyoruz. Ve bunun dediğim gibi hem yerelde farkındalık hem de karar vericilerin nezdinde lobi faaliyeti olarak, araçlar olarak kullanıyoruz. İkinci alanımız, biraz önce verdiğim örnek, mentorluk inisiyatifi, Bor gibi adında bir inisiyatif, tanıtım filminde de vardı. İkinci alanımız kapasite geliştirme. Kapasite geliştirme ile ilintili bir dizi programımız var. Bunlardan birisi mentorluk programı, bir diğeri KOBİ'lerde kurumsallaşma programımız var. Londra Borsası ile yakın zamanda imzasını attığımız, inşallah 12 Aralık'ta da İngiltere'de Londra Borsası'nda Gong Töreni'yle tanıtacağımız bir raporumuz var. İlham veren KOBİ'ler, ilham veren işletmeler diye. Best practices dediğimiz iyi örneklerden, Türkiye'deki iyi başarılı örnekleri hem yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz hem Türkiye'de tanıtmaya çalışıyoruz ki bunlar bir iyi örnek teşkil etsin gibi. Liste daha devam ediyor ama çok uzatmak istemiyorum. Özetle bir KOBİ odaklı, KOBİ'lerin kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz mevcut. Üçüncü alanımızda bir hani her iş dünyasında olan bir alan, size de yabancı gelmeyecektir, iş geliştirme. Bu Speed Networking denilen bir uygulama var, bilmiyorum duydunuz mu, katıldınız mı? Hızlı bir şekilde network sağlayacak, hızlı tanışmayı gerçekleştirebilen platformlar sağlıyoruz şirketlerimize. Bunu hem bölge spesifik yapıyoruz hem de ulusal ölçekte uyguluyoruz. Bu nedir? Bir 100 kişi düşünün yaklaşık. Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş şirketler, çeşitli ölçeklerde, ihracatçısı var, ithalatçısı var. Karşılıklı bir fayda yaratabilecek, bir sinerji yaratabilecek şirketlerin bir platformda buluştuğunu düşünün. Bunlar hızlı bir şekilde kart alışverişi yaparak, tanışma seansları gerçekleştirerek iş geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu da iş geliştirmeye bir örnektir. Eş zamanlı olarak yurt dışına yılda yaklaşık 3 ila 4 heyet götürüyoruz. Yine iş geliştirme faaliyetleri için. Burada da yurt dışında B2B faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bunların birinci alan, yani bu politika üretme alanı,
bir entelektüel ürün olan raporlar ama aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasına fayda sağlayabilecek araçlar olarak düşünebilirsiniz. Bir lobi faaliyeti olarak tarif ettiğim alan. İkinci ve üçüncü alan ise üyelerimize hizmet yaratmaya çalıştığımız alanlar. Yani bu KOBİ'lerin kapasitesini geliştirmeye çalışıyoruz dediğim ve o alan ve o alanda faaliyet yürüttüğümüz çalışmalarda sizin gibi üyelerimize destek yaratmaya çalıştığımız faaliyetlerdir. Üçüncü alanda keza yine iş geliştirme alanında bu şekilde kurgulanmış bir faaliyettir. Dolayısıyla hem biraz entelektüel dünyada bir araştırma düşünce kuruluşu edasıyla hareket eden bir iş dünyası örgütüyüz. Eş zamanlı olarak da üyelerimize fayda yaratmaya çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Duyurularımız size geliyor olması gerekiyor. Biz üyelerimiz de sıkı bir angajman içinde olmayı seven bir sivil toplum örgütüyüz. Sizlerden gelen talebe olabildiğince olumlu cevap vermeye gayret eden bir sivil toplum örgütüyüz. Katılımcılığı seviyoruz. O yüzden de lütfen etkinliklerimize, zaten Konya o konuda diğer bölgelerimize bayağı rekabetçi, bol katılım gösteriyor. Sizler de lütfen buyurun, gelin Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılın. Bunun dışında bu etkinliği burada yaptığımız, bu federasyon çalışmaları başladıktan sonra yaptığımız ilk etkinlik olarak ben algılıyorum. Bunun daha güzellerini ve daha büyüklerini inşallah yapacağız. Her yıl yaptığımız 2-3 büyük zirve var. Onlardan bir tanesi inşallah kısmetse bu bölgede yapmayı Zeynep Hanım'la konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki böyle bir çalışma yaparız. Tekrar ben federasyonuna hayırlı olsun dileyim. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi esas konumuza geçmek gerekirse. Bugün bir raporu tanıtmak için buradayız. Türkiye'nin kentleri, kentlerin Türkiye'si. Bu rapor TÜRKONFED'in bir platformundan doğdu. Bu platformun adı Yerel Demokrasi ve Kalkınma Forumu. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile ortak kurduğumuz bir platformdan doğan bir rapor çalışması. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Biz burada Türkiye için bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Yerelleşme ve yerel kalkınma ve yerel demokrasiye dair bazı kentleri çalıştık Türkiye'de. Bunların içinde bir tanesi de Konya'dır bu arada. 143. sayfada özellikle dikkatinizi çekerim. Konya'ya dair çok önemli orada öneriler mevcut. Özellikle odada bulunan basın mensupları için söylüyorum. 133. sayfadan başlayıp 143. sayfaya kadar devam eden bir Konya bölümü var orada. Konya'nın kalkınmasına dair de bazı öneriler mevcut. Şimdi rapora çok değerli katkılar yapan, tabii bu rapordaki yaptıkları katkının çok ötesinde TÜRKONFED'in kurucu babalarından bir tanesi diye ifade edebileceğim Haluk Tüker, Doktor Haluk Tüker aramızda. Sözü ilk ona vermek isterim. Bu forumun da kurgusunda çok çabası oldu. Hem forumun misyonundan ziyade nasıl takdim şeyi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama rapor odaklı bir sunum olacak size. Şimdi raporun içeriğine gelmiş bulunuyoruz. Söz sizde Haluk Bey. Teşekkür ediyorum. Tabii raporun yazarları burada olmadığı için hani ben ne söylesem biraz yüzeysel kalacaktır ama zaten zamanımız da dar. Önce şöyle söyleyeyim. Türkiye biliyorsunuz çok büyük bir kalkınma hamlesi yaptı. 2002 ile 2007 arasında. Sonra bütün dünya gibi krizle, ekonomik krizle karşı karşıya kaldı 2008-2009'da. Sonra krizden çıkışı da oldukça iyi yönetti. Ve 2013'ten sonra da işte hani herkesin söylediği gibi patinaj yapma şeyindeyiz, noktasındayız. Şimdi tabii vaktiyle TÜSİAD'ın da büyük ölçüde hani arkasında durduğu liberal siyaset, piyasa ekonomisi aslında sonuç verdi. Yani Türkiye biraz sonra size birkaç grafikle anlatmaya çalışacağım. Hani 3.000 dolardan 12.000 dolar kişi başına gelire ulaştı. Yani 3-4'e katladı şeyini, kişi başına gelirini.
Fakat tabii piyasa ekonomisinin hani şimdi gayet iyi dünyada olup biten siyasi gelişmelerden izliyoruz. Şöyle bir eksik yanı da var. Hani sermaye birikimine dayalı bir mekanizma olduğu için zaman içerisinde hem bireysel gelir eşitsizlikleri yaratıyor hem de bölgesel gelir eşitsizlikleri yaratıyor. Dolayısıyla hükümetler Avrupa Birliği'nde olsun, hani adına hükümet diyebileceğimiz bütün ülkelerdeki devlet yapıları aslında yapmak istedikleri bu piyasa ekonomisinin yarattığı bireysel gelir eşitsizliklerini ve bölgesel gelir eşitsizliklerini bir ölçüde giderecek politikaları uygulamak. Arda Bey değindi. Türkiye'de de hani uzun zaman öyle birkaç bölge politikasıyla işte DOKAP gibi falan planla teşkilatını devreye soktu ama hiçbir zaman hani çok da iyi netice vermeyen uygulamalar oldu. Hani geri kalmış bölgelere yönelik bir takım teşviklerle GAP, DOKAP falan gibi. Fakat sonra Avrupa Birliği süreci devreye girdiği zaman işte Avrupa Birliği bir sürü yönden eleştirilebilir, eksikleri ortaya çıkarılabilir. Fakat şunu kabul etmek lazım ki Avrupa Birliği'nin en başarılı olduğu nokta bölgesel politika. Yani zaten bütçesinin yarısından fazlası, işte yapısal fonlar denilen kısım, bu amaca yönelik olarak kullanılıyor. Ve Avrupa'daki siyasi dengelerin de çok fazla bozulmamasını sağlamak açısından geri kalmış bölgelerin nasıl desteklenebileceği ile ilgili olarak bir dizi program ve kaynak program geliştiriyor, kaynak harcıyor. Keza KOBİ'ler için de aynı şeyi yapıyor. Çünkü istihdam yaratan, büyümeye önemli katkıda bulunan, inovasyona önemli katkıda bulunan bir KOBİ örgüsü var Avrupa'da. Bu KOBİ örgüsünün de çok fazla ekonomik dalgalanmadan etkilenmemesini sağlamaya çalışıyorlar ki onlar işte büyümeye katkı sunmaya, istihdam yaratmaya ve inovasyon yaratmaya devam etsinler. Dolayısıyla bu mekanizma tabii Türkiye'ye de geldi. Ve işte Türkiye'nin kendi özel siyasi sorunlarını da kaynaklanan zorluklar da aşılarak 26 bölge, işte NATS 1, NATS 2, NATS 3 dediğimiz illere kadar inen bir yapılanma ortaya çıktı. Onun üstüne her bölge için bir kalkınma örgütü düşünüldü. Yani sizin için Konya Karaman diye bu NATS 2 düzeyinde geçiyor. O nedenle şimdi devlet yapılanması bu şekilde bir kurumsal dönüşüme uğrayınca iş dünyasının da bunun karşısına kurumsal bir yapılanmayla çıkması gerekiyor diye şey yapıldı, düşündük. O nedenle her bir kalkınma örgütünün karşısında bir federasyon şey yapmak, oluşturmak. Dolayısıyla iş dünyasının o bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgisini, görgüsünü, katkılarını artırmak amaçlı bir süreç. O yüzden ben hem KİKA'da teşekkür ediyorum bu ortamı sağladığı için hem de Mevlana Federasyonu'na. Yani kalkınma ajansının adı Mevlana mı? Evet. Yani dolayısıyla Mevlana Kalkınma Ajansı'nın karşısında Mevlana Federasyonu olarak iyi bir eşleşme olmuş. Başarılar diliyorum. Şimdi konunun özüne dönersek, Türkiye şeyde de vardı, tanıtım filminde, yani çok büyük bölgesel eşitsizliklere sahip bir ülke. Bunun tabii coğrafi nedenleri var. Ondan sonra ülkenin nüfus yapısının getirdiği bir takım şeyler var, sıkıntılar var ama hani niyet iyi olunca hiçbir sıkıntı aşılamaz değil. Sadece yeteri kadar düşünüp analiz yapıp ortaya bir çözüm önerisi getirmek ve tabii daha da önemlisi hani devleti, hükümet yetkilileri bunu ikna etmek. İnanın en zor tarafı da o. Çünkü bu ülkenin akademisyenleri var, çok başarılı iş dünyası mensupları var,
Ondan sonra istedikleri zaman kamuoyunu yeteri kadar bilgilendiren gazetecileri var. Ama gel gelelim bizim hükümet yetkililerimizi belirli bir konuda ikna etmek, onları bir programın arkasına koymak, desteklemelerini sağlamak oldukça bir zor iş. Yani biraz tabii bu iş dünyasının federasyonlaşma sürecinin arkasında da bu var. Yani çözümler üretip bu çözümleri hükümet yetkilileriyle, yerel yetkililerle, hükümet yetkilileriyle paylaşmak. Şimdi kısaca bir şey yapmak istiyorum. Orta gelir tuzağı meselesine bir kısaca değinmek istiyorum. Atilla Bey bu muydu? Yaşasın. Bu mu? Aşağı inersin. Şu mu? Evet. Sonuydu. Okey. Bunu geçiyorum. Şimdi orta gelir tuzağı denilen olay şöyle bir şey. Kişi başına 15 bin doları aşmak. Şimdi bu kişi başına 15 bin doları aşmanın zorluğu şurada. Büyümede biliyorsunuz çoğu zaman tarım kesiminde oldukça geniş bir istihdam oluyor. Bu istihdamı sanayiye ve hizmet sektörüne aktarıyorsunuz ve belirli bir büyüme sağlıyorsunuz. Çünkü tarım sektöründe verimlilik düşük. Bu konuya geleceğim, önemli bir konu. Öteki sektörlerde de daha yüksek. Dolayısıyla tarım sektöründe 10 bin dolar katma değer üreten bir çalışan sanayi ve hizmet sektörüne geçtiği zaman 35 bin dolar bir katma değer üretmeye başlıyor. Dolayısıyla onun getirdiği bir büyüme var. Fakat bu bir yere kadar geliyor. Tarım sektöründen yeteri kadar istihdam aktaramadığınız zaman o zaman verimlilik artışları ihtiyacınız oluyor. İşte bu verimlilik artışlarını sağlayamadığınız zaman tarımdan aktara aktara gelebileceğiniz yer uluslararası çalışmalara göre 15 bin dolar. Şimdi biz bu 15 bin doları aşma çabası içerisindeyiz. Hükümet de bu 15 bin doları aşma çabasında. Çünkü bunu aştığımız zaman verimlilik artıran bir ekonomide, verimlilik artışı sağlayabilen bir ekonomide hayat çok değişiyor. Yani sosyal hayat da değişiyor, sanayinin yapısı da değişiyor, ona bağlı olarak hizmet şeyi de değişiyor, ülkenin uluslararası piyasalardaki gücü de farklı oluyor, algısı da farklı oluyor, uluslararası politikada gücü de farklı oluyor. O yüzden bu 15 bin doları yakalama şeyindeyiz, arzusundayız. O yüzden Türk Konfet bununla ilgili bir takım raporlar yaptı. Şimdi tabii bunu bir koşu gibi düşünün. 81 il hani koşuyor diyelim. Hani atletizmde önde giden arkada giden oluyor şampiyon. Biz şimdi ülkenin çeşitli coğrafi bölgelerindeki illerden, kentlerden söz ettiğimiz için yani arkada kalanlar arkada kaldı. Ne yapalım? Bu işi yapamadılar diyemeyiz. Dolayısıyla herkesi ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Şimdi devletin hani bu konuda bir çaba içerisinde olduğunu söyledim. Onu bir şimdi şurası o size söylediğim 2001 ile 2002 ile 2007 arasındaki olağanüstü Türkiye'nin %7,5 büyüme sağladığı dönem AK Parti iktidara gelişiyle. Bakın 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktık. Sonra kriz geldi. Fakat krizden de iyi çıktık. 12.500 dolar. Bakın şu nokta. 2013'te 12.500 dolara yakaladık. 15 bine 2.500 dolar kaldı. Fakat daha evvel hükümet hani bunu şu noktadan itibaren aşabilmek için hatırlayacaksınız. 2023 yılında Vizyon 2023 diye bir program açıkladı. Dedi ki 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında
25 bin dolara geleceğiz. Tabii 25 bin dolar çok güzel bir rakam. Yani 15 bin doları yakalamaya falan çalışırken hani 25 bin dolar hani o zaman tabii hepimizin hoşuna gitti. Bir de zaten görüyorsunuz böyle hop göğe kadar çıkıyoruz. Sonra şurada saptık oradan. Şuraya geldik 2013'e. 2013'te bu sefer 10. kalkınma planı yapıldı. Dikkat ederseniz paralellik var. Ay, pardon, şey oldu. Yanlış bastım. Şurada paralellik var. Yani şurada aşağı yukarı 2014'te yakalayacağımız 15 bin dolar, yani bu sefer 2016-2017'de yakalayalım diye şu 10. planı yaptık. Çok mükemmel bir plandı 10. kalkınma planı. Gerçekten yani Türkiye'nin bütün yapısal sorunlarını masanın üstüne yatıran, onlara çözüm önerilerini, iş dünyasının bütün şeylerini, arzuların, isteklerin, önerilerini dikkate alan çok mükemmel bir şey programdı. Fakat o da yaptı. Çünkü 2013'ten sonra başladık aşağıya gitmeye ve burada düştük 10 bin dolara. Şimdi 10 bin dolarda 2016'da 10.900 dolarda falanız. Şimdi burada birkaç şey var. Şimdi bir orta vadeli program biliyorsunuz 2018-2020 açıklandı. Onun şeyi pardon ya, özür diliyorum. Çok yan yana iki şey. Şöyle hani 2017'de hafif bir patinajdan sonra bu orta vadeli program bizi trende uzatırsanız 2026'da 19 bin dolara kadar getiriyor. Şimdi bu da tabii çok iradi ve iddialı bir program. Yani buna Türkiye kendi iş dünyasının dinamiği, kendi sanayisinin dinamiğiyle kolay kolay buraya kadar gelmez. Ciddi bir şey arkasında devlet politikası lazım. IMF ise tabii onlar daha gerçekçi bakıyorlar olaylara. Yani ne yapıyorlar? Hani biz burada %5,5 tutturalım diye bakıyoruz. Onlar da diyorlar ki %5,5 büyüdüğü takdirde cari işlemler şu kadar açık verir. Onun finansmanı bu kadar zorluklar çıkarır falan. Dolayısıyla 5,5 olmaz, daha düşük olur falan deyip böyle bir trend şeyindeler. Bu da bizi 2023 yılında 15 bin dolara getiriyor bakın. Yani orta gelir tuzağından çıkma eşiğimiz IMF programında 2023. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii aferin bize diyoruz. Çünkü hakikaten aferinlik bir iş yapmış durumdayız. Ama tabii ne kadar yol kat ettik? Ona da bir bakmamız lazım. O da bu. Şimdi dikkat ederseniz biz şöyle bir hareket, deminki şeyin aynısı, grafiğin aynısı. Şöyle bir hareket yaptık. Hani büyüdük, bir yıl düştük, sonra tekrar büyüdük. Şimdi tekrar böyle bir gerileme şeyi içerisindeyiz. Fakat aynı dönemde dikkat ederseniz Avrupa Birliği, şu mor, İtalya, İspanya, Yunanistan. Onlar da tabii dünya konjonktürü elverişli olduğu için onlar da biz gidiyoruz. Onlar durmuyorlar, onlar da gidiyorlar. Yani buradaki olay onlardan hızlı koşmamız lazım ki yakalayalım. Sonra onlar da tabii krizden sonra toparlanma zorlukları yaşadılar. Hatta Yunanistan'ın krizine bakın 23'ten düşmüş 13 bin dolara falan. Yani çok büyük bir refah kaybına uğradı Yunanistan. Hani bu meseleleri zaten hepiniz takip ettiniz. Yakın gittiğimiz yerlerde Macaristan, Hırvatistan ve Polonya. Bakın bunlar onlar. Hafif bizim üzerimizdeler. Yani ufak bir çabayla aslında bunların önüne geçme şeyimiz var. Bu da o kadar kötü bir şey değil. Sonuç olarak hani Avrupa Birliği içerisinde bulunan ülkeler bizim gibi böyle ucundan falan Avrupa Birliği kaynaklarından faydalanmıyorlar. Bütün programlarına giriyorlar. Bütün imkanlarını onların kullanıyorlar. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği'nin bütün imkanlarını kullananlarla Avrupa Birliği imkanlarını kısıtlı şekilde kullanan Türkiye aslında burada da iyi bir performans içerisindeyiz.
Hani burada da ben bir şey görmüyorum. Dikkat ederseniz onlar aşağı gidiyor. İnşallah biz yukarıya gideceğiz. Hani bir şekilde en azından hani İtalya'yı, işte İspanya'yı, Polonya'yı falan yakalayacağız. Yani ben bunun hayal ürünü olduğu kanısında değilim. Yani burada 3000 dolardan 12000 dolara gelen şey, bir ülke 2500 dolara gelen ülke demek bunu yapabilecek kudrette bir ülke diye düşünmek lazım. Yani bizdeki demografik şey yapı, bizdeki girişimcilik, ondan sonra bizim genel olarak idari kurallarımızın bunu söylemek gibi bir şey yapmış olmuyorum ama Batı'ya göre daha esnek olması, hani işte söyleyin adını, ödemediğimiz vergiler affediliyor falan, insan çalıştırdığımız zaman sosyal güvenliğini işte devlet ödüyor falan gibi olacak, esnek bir yapı içerisinde. Biz dolayısıyla yani bu şey bizim moralimizi bozacak bir şey değil. Bilakis bizi kamçılaması gerekir. Ne kadar kaldı hocam? Buyurun siz rahatız. Evet. Akşam uçağımız 8.30'da. Yok 8.30 değil. Mehmet Bey söz geçeceğiz. Ha. Şimdi iki kelime de şeyle yapacağım. Şimdi Türk ekonomisini ne göçeriyor diye sorarsanız tarım kesim. Yani bizim bir şekilde bu tarım meselesini halletmemiz lazım. Şimdi bu OECD ülkelerinde tarımda kişi başına katma değer. Bakın burası Amerika 75 bin dolar. Şurası Fransa 100 bin dolar. Bakın çalışan başına katma değer. Şurası Euro bölgesi 32 bin falan. Şurası Avrupa Birliği ortalaması 27 ülke 27 bin dolar. Şurasının ne olduğunu hatırlayamıyorum ama biz şuyuz. 9800 dolardayız. Yani biz ne yaparsak yapalım, hani sanayi harikalar yaratsın. Muazzam verimlilik artışları sağlasın. Onda hizmet sektörü olağanüstü, bilgisayar kullansın, iPhone kullansın falan. Tarım sektörü böyle 10.000 dolarda kaldıkça ortalamamızı aşağı çekiyor. O nedenle bu meseleyi bizim halletmemiz lazım. Burada bir önemli sorun daha var. Türkiye'de 28 milyon kişi çalışan var fiilen. Onun 6 milyonu tarımda. Yani toplam istihdamı %20'si tarımda. Ve onlar 6 milyon kişi yılda sadece 9 bin dolar şey yapıyorlar. Kişi başına katma değer üretiyorlar. Diyelim ki adam köyünden çıktı, İstanbul'a geldi, lahmacuncuda çalışıyor. 35 bin dolar üretiyor katma değer. Hizmet sektörü. Sanayiye girdi. Herhangi bir sizin firmalarınızdan bir tanesine girdi. Metal işleyen 40 bin dolar şey yapıyor. Dolayısıyla bu tarım meselesini halledemiyoruz. Şimdi bunu halledemiyoruz. Çünkü bunu halledemiyoruz. İşte bu çünkü zor bir iş. Ondan sonra. Çünkü siyasi uzantıları var bu işin falan. Ama bu işi halletmemiz lazım. Nitekim biliyorsunuz böyle olaylarda kalkıp vallahi ben istemedim, işte Avrupa Birliği istiyor demek aslında çok güzel bir şey. İnsanlar o zaman bunu kabulleniyorlar. Dolayısıyla bu Gümrük Birliği yeniden müzakeresindeki en önemli konu Türk tarımının uluslararası piyasaya açılması. Şimdi bunun bir felaket olacağını düşünenler de var. Benim gibi ancak bu şekilde Türkiye'de bir tarım reformu yapılabilir diye düşünenler de var ama şunu da bakın size söylemeden geçemeyeceğim. Avrupa Birliği'ni biliyorsunuz Fransa ile Almanya kurdu. Fransa bu işe karşıydı. Çünkü Fransız sanayisinin Alman sanayisiyle rekabet edemeyeceğini düşünüyordu. Bu işe Almanya da karşıydı. Çünkü Almanya'da Alman tarımının Fransız tarımıyla rekabet edemeyeceğini düşünüyordu. Ve her iki tarafta da geniş kesimler Avrupa Birliği'ne karşıydılar. İşte Avrupa Birliği gerçekleşti bir şekilde. Siyasiler cesur davrandılar. Ne oldu? Fransız sanayisi rekabet nedeniyle Alman sanayisi kadar güçlendi. Alman tarımı da Fransız tarımı kadar güçlendi. O yüzden rekabetin böyle bir şeyi var. İyiliği var. 5 dakika. Şimdi şey kısmına geliyorum. Ya bunu da geçeceğim. Vakit var.
Şimdi bu 81 ili Türkiye'nin tek tek görmenize şey gerek yok. Ben kısaca özetleyeceğim. Şu yönde il başı illerde kişi başına gelir. Tabii işte İstanbul, Kocaeli falan önde. Böyle yukarıya doğru çıktığınız zaman da gelir artışı. 2004 ile 2014 yılında 10 yıl. Yani şurada olanlar hem söyleyin adını, gelirleri yüksek hem gelir artışları yüksek. Şurada olanlar hem gelirleri düşük ama gelir artışları yüksek. Şurada olanlar gelir düzeyleri yüksek ama gelir artışları düşük. Şimdi şuraya geliyoruz. Bakın şöyle bir şey var. Neyse Konya siirtmiş. Konya siirtmiş durumda. Yani orta bir gelir düzeyine sahip ama en azından ortalamanın üzerinde gelir artışı sağlamış. Yani aslında payını almış. Niçin almaya muvaffak olmuş Konya payını? Çünkü çok güçlü bir sanayisi var. Bence öyle yani. Şimdi şurayı birazdan şu şeyde size, ay Allah tersine basıyorum. Şunları da geçiyorum. Buraya geldim. Şimdi bakın. Şu kitapta, raporda söylenilen şöyle bir şey var. Diyor ki bir kent diyor, kendisi bir büyüme dinamiği yaratabilir. Ama bir yere kadar. Bir yerden sonra aynı bir ülke gibi dışa açılması lazım. Diyelim Konya. Bir yere kadar gelmiş. Oradan bir adım ileriye gidebilmesi için Konya'nın çevre illerle ticaret ilişkilerini güçlendirmesi lazım. Nasıl işte Cumhurbaşkanı gitti Rusya'ya, denildi ki 100 milyara çıkaralım ticaret hacmimizi. Mesela bence Konya'nın da öyle şeyler yapması lazım. Yani İzmir'de ticaret hacmimizi bilmiyorum kaç şey miktarı nedir ama 5 milyardan 10 milyar dolara çıkaracağız. Veyahut Konya ile ilgili bir şey yapacağım, bir yorum yapacağım da onun kadarıyla Mersin'de mesela bir şey var. Mesela Mersin'de olan şeyimizi de ticaretimizi de şu kadara çıkaracağız. Şimdi bu hedefi koyduktan sonra tabii bütün firmalar da ona göre yavaş yavaş şey yapılır, yönlendirilir. Şimdi Türkiye'de kent bölge kavramı kendi dışına taşan kent demek. Fakat kendi dışınıza taştığınız zaman tabii oralara başka iller de taşıyorlar sonuç olarak. Herkes taşmaya çalışıyor ve bunun sonucunda metropoller oluşuyor. Şimdi metropol dediğiniz nedir? Mesela şu kırmızı yılanı alalım. Kırklarından başlıyor İstanbul, Sakarya, Şubu, Ankara, Kırşehir, Kayseri'ye kadar geliyor. Şimdi bu metropol üzerinde tabii ulaştırma imkanları, bir fabrikanız varsa onun tedarikçileri, ondan sonra bilgisayarınız bozulduğu zaman bilgisayar desteği size sağlayacak firmalar, ihracat yapıyorsanız sizin malınızı alıp yurt dışında taşıyacak lojistik imkanları, yani bütün bunların hepsi şeye göre şekilleniyor. Şu metropolün ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Şimdi ben bir takım istatistikleri kullanarak Türkiye'deki metropollerin böyle olduğunu şey yaptım, resmettim. Yani bir tane şöyle bir metropol var. Bir tane şöyle bir metropol var. Ondan sonra şurada bir turizm ağırlıklı bir metropol var. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya diye gidiyor. Şurada Konya, İzmir'de bayağı bir ticaret yapıyor. Ondan sonra şurada şöyle bir metropol var. Kendi arasında ticaret ilişkileri fazla. Bir de şöyle başlayıp Karadeniz'i şey yapan metropol var. İşte Afyon'a gibi yorum yapacağım son ama şimdi diyeceksiniz ki peki geride kalanlar ne oluyor? Bütün buralardakiler, şuradaki insanlar, şurası, şuralar, şuralar. İşte bunlar büyümeden pay alamayanlar. Yeteri kadar parayı pay alamayanlar. Şimdi şu şeye geri geleceğim. Previous.
Prelüs. Şuradaki iller var ya, işte bütün bu iller, yani hem gelir düzeyi düşük hem de yeteri kadar büyüme sağlamayan iller var ya, işte onların hepsi buradaki beyaz alanlar. Beyaz alanlar. Buralar hem diğer bölgelere sermaye kaybediyorlar, iş gücü kaybediyorlar. Dolayısıyla bu bölgelerimiz bizim aslında söyleyin adını şey bölgelerimiz. Acil durum bölgelerimiz. Yani buraları bizim şey yapmamız lazım. Bakın Çanakkale Balıkesir bile bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki burada nasıl olacak? İşte ben mesela Sivas ne yapmalı? Sivas ya bu metropole çalışacak ya bu metropole çalışacak. Ya da bu metropole çalışacak. Veya hepsine çalışacak gücü varsa. Yani illerin büyüme stratejisiyle ilgili olarak bir karar verme noktası olduğunu şey yapıyor. İşte bu rapor, kent bölge raporu, yani herhangi bir bölge, şimdi burada 11 tanesi alınmış mı, her il için yapılacak. Yani mesela Tokat'ın ne yapması lazım ki şu metropole dahil olsun? Yani ticaret ilişkilerini arttırsın. Tabii her metropolün kendine göre sektörleri var. Sektör yapıları var. Şimdi bitiriyorum. Konya için. Şimdi bakın Konya için şunu şey yapmıştım ya. Şimdi Konya için şu raporun o 133 sayfasında bir paragraf var. Diyor ki neydi? Hayır, sayfayı biliyorum da şey, kavramını şey yapamadım. Diyor ki mega ekonomi bölgesi, Konya için mega ekonomi bölgesi oluşturulması diye bir proje var diyor orada. Diyor, bu diyor iyi bir proje. Niçin iyi bir proje? Çünkü anladığım kadarıyla şu zaten çalışıyor da şöyle bir şey var. Konya'yı Mersin üzerine bağlama ve bir lojistik buradan yolu açma şeyi var. Bakın ne oluyor? Bu şey bu metropol şu metropole bağlanmış oluyor. Eğer öyle bir şey olduğu takdirde. O zaman ne olacak? Konya bütün bu metropolden faydalanacak burada. Şu anda buralarla çok fazla ilişkisi yok gözüküyor Konya'nın. İzmir'le var, İstanbul'la var, Ankara'yla var. İkinci şey şöyle bir alan. Konya, Ankara, Eskişehir alanı. O da savunma sanayi ile ilgiliymiş. Yani orada bir savunma sanayi işbirlikleri gelişebiliyormuş. Dolayısıyla aslında burada eksik olan şey şöyle Ankara, hatta şu Eskişehir, yani şöyle gelen, işte bu da Konya'nın metropolü. Ankara, Konya, Mersin. Şöyle. Güneyi lojistik, kuzeyi savunma şeyi. Yani aslında kent bölge kavramının Konya versiyonu bu şey projesi. Neydi ki, ne unuttum kavramı? Mega. Mega ekonomi şeyi kavramı. Şimdi tabii bunlar durup dururken olacak işler değil. Yani bunların üzerinde çalışmak lazım. Kime soracaklar çalışmak için? Yani işte lojistiğinizi Mersin üzerinden bilmem ne, işte Diyarbakır'da iş yapın falan size denildiyse iş dünyasını soracaklar. Yani iş dünyasının, Konya'daki iş dünyasının bu kapabilitesi, bu kapasitesi var mı? Yani bu kanalı işletecek. Ankara ve Eskişehir'deki şirketlerle ortak bir takım savunma sanayi şey, ortaklıkları kurabilecek kapasitesi, gücü var mı? Şimdi bu mesele, işte o federasyonu kurdunuz ya, işte o federasyonun gündemindeki olay bu. En önemli olay bu. Şuradaki söylenilen mega ekonomi, Konya mega ekonomi bölgesini nasıl hayatiyet kazandırırız? Şimdi bunları bütün bölgeler için, bütün iller için düşündüğümüz zaman aslında kalkınmanın hani tabana yayılması da o sayede olacaktır. Çok teşekkür ederim.
Çok güzel bir özetti, teşekkürler. Şimdi Haluk Bey hem raporun ruhundan bahsetti, genelini izah etti. Ekonomi ve yerel kalkınma arasındaki ilişkiyi tarif etti. Hem de Konya özelinde neler olabileceğini işaret etti. İlgili bölümü zaten hem ben açılışta söylemiştim, Haluk Bey de altını çizdi, naçizane önerim iş insanlarının bu Konya özelindeki bölümü de bir gözden geçirmesi, özellikle yeni federasyon Zeynep Hanım bir vizyon katabilecek nitelikte burada öneriler var. Haluk Bey bu ekonomi kalkınma ilişkisini ve demografiye de işaret etti. Şimdi demokrasiye doğru dönüyoruz. Mikrofon gidiyor arkadaşlar. Demokrasi, 5. defa, 6. defa söylüyorum. Mikrofon ses gidiyor o yüzden. Mikrofon bırakın zaten. Benim sunumu nereden? Yok mikrofon. Şimdi demokrasiden de taşımışken, adalet konusunda yoğun çalışmalar yapan, sadece mesleki olarak değil ama sivil toplum hayatına çok mesai harcayan bir beyefendi istiyorum. Bu beyefendi Konya'ya bir beyefendi, Konya'dan çıkmış güzel bir başarı öyküsü. Konya'da okumuş. Ondan sonra aradaki tabii uzun yolculuğu atlıyorum ama gün avukatlık bürosunu kurmuş. Türkiye'deki önemli bürolardan bir tanesi. Onun kuruculuğunu yapmış, çok başarılı büyük bir işletmeye sahip olmuş. Ve sivil toplumla ilişkisi benim gözlemlediğim kadarıyla nacizane çok gelişmiş son yıllarda. Önemli bir derneğin kuruculuğunu üstlenmiş, Daha İyi Yargı Derneği. Bunun yanında TÜSİAD'da Yargı Reformu Yuvarlak Masası'nın başkanlığını yürütüyor, TÜSİAD üyesidir. Ve yakın zamanda da TÜRKONFE'de üye olarak derneğiyle beraber Mehmet Gün Bey katıldı. Buyurun efendim, söz sizde. Çok teşekkür ederim Arda. Hemşehrilerim merhabalar. Benim için burada bulmak, sizlerle sohbet ediyor olmak büyük bir onur. Daha önce Atilla okuluna davet edip orada öğrencilerle sohbet etmiştik ama öğrenciler Konyalı değildi. Şimdi burada hep Konyalılar bir arada konuşuyoruz. Ben İSTA, İstanbul Tahkim Derneği başkanı olarak TÜRKONFED üyesiyim. Burada gördüğünüz Daha İyi Yargı Derneği de bundan yaklaşık 10 yıl önce bir çalışma sırasında bir şeyi fark edip de bunu ben kendime tutamam, bunu gidip anlatmam, düzeltmem lazım diyerek yola çıktığım süreçte kurmuş olduğum bir dernek. Bu dernekle TÜSİAD'daki Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanlığı birleşti. Orada bir yargı hizmetlerinde kalite konulu bir çalışma yaptırmıştık. O çalışmayı federasyonlarla birlikte Türkiye'de 7 değişik yerde sunduk, iş adamlarıyla tartıştık. O sıralarda Arda'yla tanıştık, dostluğumuz gelişti. Arkasından geçtiğimiz yaz aylarında Bekir Bey'le bana acaba Orta Demokrasi Tuzağından Çıkış raporu yazar mısınız diye sordular. Ben de zaten çok dolu doluydum. Severek kabul ettim. Hatta bir küçük numara da yaptım Arda'ya. Dedim kaç para vereceksiniz? İşte para istiyorum dese verirdim ama para istemedi. Evet. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım şeyler kendimin bildiğim daha iyi yargı için yaptığım çalışmalar sırasında buraya da gitmem gerekiyor diye yeni bir merhale olarak belirlediğim konuların bu yaz bütün kaynakları tarayarak getirdiğim bir nokta. Raporun ikinci taslağı üzerinde çalışmaktayım. Nasip olursa inşallah Ocak ayında yayınlama imkanı buluruz. Bir 10 gün sonra da ikinci taslağı teslim edeceğim sana Arda. Önce şey için, orta demokrasi terimi için tebrik ediyorum. Arda ve ekibini tebrik ediyorum. Bu benim değil, onların buluşu. Bence Türkiye'nin bulunduğu yer demokrasi de orta demokrasi. Ve bu demokrasi bize nelere mal oluyor ya da bizi nerelere götürebilir konusunda biraz işin ekonomik yönüne Haluk Bey değindi. Bölgesel ekonomik, ulusal ekonomik diye.
Ülke genelinde konuşursak birçok ekonomist çalışmış bunları. Yönetim şekilleriyle ekonomi arasındaki ilişkileri çalışmışlar. Ben aslında yönetim şekillerinden daha çok sağlıklı karar alma işlevleriyle ekonomi arasındaki ilişkiler olarak görmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Demokrasi ile ekonomi ve refah arasında çok yakın bir ilişki var. Bir, gelir artışı sağlıyor. İki, gelir artışının sürekli ve düzenli olmasını sağlıyor. Bu konuda Daron Acemoğlu ve arkadaşları iki çalışmayla bu ilişkiyi bana göre kanıtlamışlar. Bir başka ekipte çalışmalarıyla Güney Kore'nin orta gelire geri düşmesini önleyen şeyin demokratik yönetim olduğunu kanıtlamışlar. Dolayısıyla benim çıkış noktam olarak demokrasi, ekonomik gelişme ve gelir artışı bunun da sürdürülebilirliğini sağlar. Demokrasi bakımından neredeyiz diye bakarsak, Türkiye için son yıllarda biraz demokratikleşmekten uzaklaştığımız söyleniliyor. 2017 ve 2016'yı karşılaştırınca uluslararası gözetim kuruluşları objektif kriterlere dayalı olarak yapıyorlar. Türkiye'nin demokraside biraz geriye düştüğünü söylüyorlar. Nitekim Haluk Bey'in sunumunda da bizim gelirimizin aşağıya düştüğü zamanla demokratikleşme eğrimizin aşağıya düşmeye başlaması arasında bir paralellik olduğunu da söylüyorum, görebiliyorum. Bu demokratiklik durumuyla gelir durumu arasında bir paralellik olabilir mi diye baktığımız zaman bu gördüğünüz turuncu harita yine orta gelir durumundaki ülkeleri gösteriyor. Türkiye orta demokrasi durumunda, orta gelir durumunda. Bunu şeyde iki haritayı birlikte yaptığınız zaman da görebiliyorsunuz. Yani orta demokraside olan ülkeler orta gelir grubunda oluyorlar. Çünkü kararlarını, ekonomik kararlarını, sosyal kararlarını orta vasatlıkta alabiliyorlar. Sonuçta da başarıları onunla sınırlı oluyor. Şimdi buradan yola çıkınca bizim demokrasiyi ilerletirsek ekonomimizi güçlendirip gelirlerimizi artırabileceğimiz sonucuna varabiliyoruz. O zaman da demokrasiden ne anlıyoruz diye kendimize bir soru sormamız lazım. Demokrasi ya da demokratiklik bizim kendimizi nasıl gördüğümüz değil, başkalarının bizi nasıl gördüğüne göre tanımlamak gerekiyor. Burada Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye'nin de imzacısı olduğu, 172 ülkenin itirazsız olarak imzaladığı bir Birleşmiş Milletler Temel Haklar Sözleşmesi var. Bu sözleşmede demokrasinin neleri içermesi gerektiği konusunda uluslararası olarak alanda ülkeler anlaşmışlar. Yani 172 ülkeyle anlaştığımız bir belgeye göre demokrasi şunlardan oluşuyor. Bunları dört gruba ayırabiliriz. Bir, çoğulcu bir yönetim sistemi olması lazım. Güçler ayrılığı ve aralarında bir denge olması lazım. Hukukun üstünlüğü ve hesap verirlik olması lazım. Ve bu düzenin temel hak ve özgürlükleri koruyor olması lazım. Ve bu döngü kendi içerisinde sürüyor olması lazım. Yani temel hak ve özgürlüklere sahip olanlar çoğulcu bir yönetim sistemi, çoğulcu yönetim sistemi güçleri arasında ayrıştıran ve bütün işlemlerinde hukuku üstün kılan bir yönetim sistemi olması lazım. Yani bu standartlara göre biz neyi gerçekleştiriyoruz sorusunu sorduğumuzda göstergeler bize diyor ki Türkiye orta demokraside yer alıyor. Biraz da geriye kayıyor gibi endişeler var. Güçler ayrılığı ve dengesinden hepimiz biliyoruz, hele hukukçular mecliste çok, yasama, yürütme ve yargı organlarını anlıyoruz. Bu güçlerin birbirlerinden ayrı ama uyumlu çalışmasını istiyoruz. Bu güçlerin birbirlerinden ayrı olması ve dengeli olarak birbirleriyle uyumlu çalışması için de hür, bağımsız ve çoğulcu bir medya olması lazım. Eğer medya yok ise bunları, bu çarkları çeviren bir başka çark yer almıyor. Dolayısıyla bunların hepsinde kayıplarımız söz konusu olabiliyor. Benim yaptığım çalışmadan güçler ayrılığı ve dengesi konusunda bütün akademik çalışmalar vesaireyle hepsini bir araya aldığımızda şöyle bir
referandum sonrasında şöyle bir tablo var. Yürütme ve yasama güçleri birbirlerine çok net olarak ayrıldı. Bu kadar net ayrıştırılması sağlıklı mıdır, değil midir tartışabiliriz ama çok net olarak ayrılmış olduğu bir gerçek. Dolayısıyla yasama ve yürütmenin bütünleşmesi meselesi önümüzdeki dönemlerde olmayabilir. Belki olabilir de ama şu anda kağıt üzerinde öyle gözüküyor. Bu güçlerin içerisinden yargı ise sorunlu. Yani bu yargının nerede olduğu, bağımsız olup olmadığı, dengeyi sağlayıp sağlayamadığı noktasında sorunlu. En büyük sorun da yargının işlevinin bağımsızlığı noktasında oluyor. Bizim genellikle hukukçuların çok içine düştükleri bir tuzak, hakim ve savcıyı bağımsız kılmanın yargıyı bağımsız kıldığı düşünülür. Oysa evet o da şarttır ama esas olan yargının kendi işlevini bağımsız olarak gösterebiliyor olup olmadığı meselesi. Diğer mesele anayasal dengenin korunması konusunda. Bu da yargıyla ilintili. Yani özet olarak belki bilineni söylüyorum ama Türkiye'de güçler ayrılığında yargı gücünün ayrılığı ve bağımsızlığı konusunda sorunlar var. Siyasi partiler ve seçimler yani çoğulcu yönetim sisteminde sorunlu sahalar aslında temelde halkın yönetime katılımı noktasında sorunlu saha var. Halk hangi durumda yönetime etkin olarak katılabiliyor? Halkın yönetimde temsili ne kadar olabiliyor diye sorduğumuzda birçok sorunlu sahalarla karşılaşıyoruz. Özet olarak söylemek gerekirse hem kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarındaki üyeleri zorunlu olarak aidat ödemek, zorunlu olarak üye olmak zorundalar artı zorunlu olarak aidat ödemek zorundalar. Hem gönüllü katılımın söz konusu olduğu siyasi partilerde halkın katılımı engelleniyor. Şöyle engelleniyor. Bir delegelik sistemi, delegelik sistemiyle el ele yürümekte olan merkezler ya da bazı odaklar tarafından oluşturulmuş olan listeler, katılımcıların o listeler arasında bir tercih yapmak durumunda olması, yani yöneticileri, idarecilerini seçiyor, öneriyor ve onları seçiyor olması değil de önüne konulan listeler arasında bir tercih yapmaya zorlamıyor olması şeklinde bir yönetime katılım sorunu var. Siyasi partilerle ilgili olarak da çok dillendirilen bir şey var ki siyasi partiler merkez yönetimlerinin ve güçlü liderlerin hakimiyetindeki organlar oluyor. Ben bunları siyasi partileri memleketin sorunlarını tespit edecek ve çözüm üretecek fikir ocakları olması gerektiğini düşünüyorum. Halktan beslenmeleri gerektiğini düşünüyorum ama maalesef devlet mevkilerinin ve gücün nasıl paylaşılacağı konusunda bir kurtlar sofrasına dönüştüğünü de kabul etmemiz gerekiyor. Seçimler o kadar sorunlu değil ama seçimlere ilişkinde bazı geliştirmeler yapılabilir. Yine bazı sahalarımız var. Böyle bir yapılanma içerisinde olduğumuz zaman işte siyasetin finansmanıyla ilgili kağıt üzerinde denetim var, gerçekte olanları denetlemek mümkün olamayabiliyor. Partiler mali güçlerini üyelerinin aidatlarından almak yerine devlet yardımlarından almayı tercih edebiliyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki yöneticilerimiz devletin parasıyla milleti kendilerine mahkum eden insanlar haline gelebiliyorlar. Başka sorunlar da var. İşte seçim bölgelerinin nasıl olacağı, seçmenlerle seçilenlerin birbirlerini temsil ilişkilerinin güçlü olup olmadığı, işte bir bölgeyi temsil etmekle bütün ülkeyi temsil etme konusunda bazı sorunlarımız var. O sorunları da aşmamız gerekiyor. Sivil toplumda demokrasi konusunda sorunumuz var. Özellikle buranın sorunu olarak sizlerle paylaşmak için daha önceki sunumuma bu kısmı ilave ettim. Devletin ve toplumun ihtiyaçlarının yönetimi meselesinde yerinden yönetimi, yani yerel yönetimi bir aksesuar olarak görme eğilimi yüksek. Çok sebeplerden oluyor. Bunlardan bir tanesi yerel yönetimlerde istenilen seviyede adil, hukuka uyarlı yönetimin sağlanıp sağlanamayacağı meselesi var. İkincisi
Bunların yerel yönetimlere verilecek olan kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılabilip kullanılamayacağı meselesi var. Bir üçüncüsü de işte güçlendirdiğimiz zaman devlete baş kaldıracak bölgesel yönetimler söz konusu olabilir mi? Endişelerimiz var. Bütün bunlardan dolayı Türkiye çok korkarak yaklaşıyor yerel yönetimler meselesine. Buranın ihtiyacını Ankara'daki insan bilemeyebilir, buradaki insan daha iyi bilebilir ama bu korkular yüzünden buranın yönetimine merkezi yönetim oldukça ağır bir şekilde müdahale ediyor. Bunlardan birincisi İçişleri Bakanlığı'nın belediyeler üzerindeki ağır yetkileri. Yani soruşturma açıldığında görevden alabilir bir belediye başkanına. Mesela bunu bir yargı organının kararına emanet etmeyi bile kabul edemiyoruz ülke olarak. Yine imar konularında Türkiye'nin doğru düzgün bir imar planına, bir programına sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Her yerde sorunlar var. Güzide belgelerimiz, imar kirlilikleri, ortadan kaldırılamayan ama kabul etmek zorunda olduğumuz şeylerle dolaşıyor. Onları çözmek için palyatif başka çözümler geliniyor. Yerel yönetimlerin sorunlarını ya da çıkardığı sorunları çözmek için vesaire bir sürü sebeplerle yerel yönetimlerin konusu olan konulara merkezi yönetim müdahale ediyor. Bence olumlu olan şeylerden bir tanesi Türkiye şeydeki büyükşehir belediyelerini il ölçekli belediyeler büyükşehir belediyeleri haline getirmekle oluyor. Ama bu geçiş döneminde şu anda 30 tane il ölçekli büyükşehir belediyesi var. Onların dışındakiler eski usule göre gidiyor. Dolayısıyla eski usuldeki il özel idaresi, daha demokratik olduğu söylenen il genel meclisi, insanların seçtiği ve valinin ya da merkezi otoritenin etkin olmadığı yönetim tarzıyla yatırım izleme ve koordinasyon kurulu denilen merkezi hükümetin doğrudan etkili olduğu bir yönetim sistemi birbirinin içerisine girmiş bulunuyor. Fakat olumlu gelişmeler çünkü belediye hizmetlerinin, yerel hizmetlerin kapsamadığı herhangi bir alan kalmamış oluyor. Etkilerini ben kendi köyümde görüyorum, Bozkır'da görüyoruz. Sizler buralarda da görüyorsunuz. Merkez yönetimlerinin oluşumu ve yetkileri konusunda yine bir çıkmazın içerisinde olunduğunu düşünüyorum. Çünkü bir büyükşehir belediye meclisi var. Büyükşehirlerde esas karar organı orası, büyükşehir belediye başkanı. Fakat bu meclisin oluşumu ilçe belediye meclislerinden gelen üyelerden oluşturuluyor. Öyle bir tercih yapılmış. Belki ikisini ayrı ayrı yapmak olabilir. O zaman ayrı ayrı seçimlerin getireceği temsili sağlama konusunda sorun olabilir. Ama bir sorun ortaya çıkıyor. Bir delegelik sistemiyle temsilde adaletsizlik meselesi ortaya çıkıyor. Amaç şöyle gidiyor. Türkiye'de genel hastalık olduğunu düşünüyorum. Belli bir tarafı, çoğunluğu alan tarafı biraz daha çoğaltarak onu tek başına karar alabilir hale getirmek gibi bir yaklaşımın etkili olduğunu düşünüyorum. O da tabii ki tek kutuplu yapıyor. Kim nereyi ele geçirirse sadece onun dediği oluyor. Herkesin aynı şeyi söylediği yerde ilerleme duruyor. Farklı fikirlerin olmadığı yerde, farklı fikirler olsaydı olabilecek olan farklı düşünceler ve ilerlemelerden Türkiye hem merkezi yönetimde hem yerel yönetimlerde mahrum kalmış oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir örnek vereceğim. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 187 tane galiba meclis üyesi var. Her bir meclis üyesinin temsil ettiği nüfus ya da seçmen sayısını karşılaştırdığımız zaman tabloda görüyorsunuz. Bazı yerlerde çok az sayıda insan meclis üyesi oluşturabiliyor. Bazı yerlerde ise onun 4-5 katı hatta 6-7 katına kadar çıkan sayıda seçmen tek bir meclis üyesi oluşturabiliyor. Ama sonuçta çoğunluğu alan parti Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmiş oluyor. O da istediği şekilde karar alabilmek şeklinde oluyor. Diğerleri aksesuar gibi kalmış oluyor. Bana göre daha demokratik bir yapı oluşturabilmek için mevcut sistemde bile bir adaylar arasından tercih
yapılabilir olması lazım. Şimdi kontenjan adayı deniyor. Kontenjan adaylarının sayısını sınırlamak, nerede olacaklarını göstermek lazım. Benzer bir durum, Türkiye'nin genel hastalığı olarak bunu söylemek istiyorum. Benzer bir durum Barolar Birliği'nde de söz konusu. Barolar Birliği'nde 420 delege var kongrede. Bu kongredeki 420 delegenin tamamı bir düşünceden geliyor. Yani seçimlere girip de diyelim ki %30 oy almış olanların kongrede %30 oranında diyelim ki delegeleri olması lazım. Ama 420 delegenin 420'si de aynı grubun seçimlerde daha çok oy alan grubun şeyleri şeklinde oluyor. Örneğin bir temsil sistemi olsaydı Barolar Birliği Genel Kurulu daha farklı bir yapıda oluşabilir. Oradan yapılacak tartışmalardan, liderlik yarışlarından başka şeyler olabilir. Daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında bir durum söz konusu. Bir tanesi için, yanıyorum Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için ya da Türk Tabipler Birliği için mesele yargıya intikal etmiş. Anayasa Mahkemesi böyle bir yapılanmanın anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş. İki tane içtihat var. Bir üçüncü içtihat var o tersine. O son içtihat anayasaya aykırı olduğu yönünde. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne diğerleri götürülmemiş olduğu için götürülen bakımdan anayasa işlemiş. Götürmeyenler bakımından ise bu temsilde adaletsiz durum ortaya çıkmış. Bu raporumuzun önemli bir kısmı Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uyarlığın nasıl denetlenmesi, sağlanması gerektiği konusunda olacak. İlginç bir şey, anayasaya aykırı kurallar, hukukçular hepimiz biliyor, birisi iptal ettirmezse yürürlükte kalıyor. Ahmet'in olayında iptal edilmişse iptal ediliyor. Mehmet'in olayında iptal edilmemişse yürürlükte kalmaya ve anayasaya aykırı böyle bir engebeli bir hukuki ortam ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu kısmını sonradan girdim. Ankara'da bu sunumu yapmıştım. Devam etmek istiyorum. Hesap verimlilik ve hukukun üstünlüğü Türkiye'de dört ana sahadan en çok sorunlu olanlardan birisi. Hesap verimlilik bakımından devlet görevlilerinin, kamu görevlilerinin hesap verimliliği konusunda şöyle bir sistem var. Yatay ve dikey hesap verimliliklerden konuşuyoruz. Yatay hesap verimlilik üstü amiri değil, başka birisi, ondan bağımsız olan birisinin hesap sorması daha sağlıklı sonuçlar verdiği kabul edilir. Dikey hesap verimlilikte de herkesin hiyerarşik olarak üstüne hesap vermesi konuşulur. Türkiye en üsttekiler bakımından sadece seçimlerde kaybetmek ve kazanmak üzerine kurulu bir milletle işte en üst yöneticiler arasında bir yatay hesap verimlilik olduğu söylenebilir. Seçimlerden seçimlere işleyebilir. Fakat diğer kamu görevlilerinin hepsi için en aşağıdan en yukarıya kadar dikey hesap verimlilik söz konusu. Yani yukarıdaki kişi altındakine hesap sorar, ona da onun üstündeki hesap sorar. En yukarıdaki kişiye seçmen hesap sorarsa sorar, yoksa hesap sormaz. Kamu görevlilerinin işte soruşturulmasına izin verilmemesi durumunda bu işte yargı yoluyla iptal ettirilebilir, izin alınabilir. Belli bir süreci var, bir dava yöntemi falan var. Fakat onun da hesap sormayı etkisizleştirdiğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla etkin olarak Türkiye'de fiiliyatta hesap verirliğin seçimlerde millete hesap verecek ya da vermeyecek olanların karar ve tercihlerine bağlı olduğunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla da şeye bakınca, Ankara'ya doğru bakınca, Ankara dışından, Ankara'da bütün devlet kurumları, özellikle üst tepedeki devlet kurumlarında bir kurtarılmış bölge benzeri bir şey var. En tepedeki yöneticiler kendilerine güç geçirebilecek olanlar dışındakilere hesap vermiyorlar. Hesap vermedikleri zaman da bu bize şöyle yansıyor. Sokakta polis memuru kanuna aykırı bir işlemden dolayı sizi yakalamak istiyor, karakola götürmek istiyor. Siz direniyorsunuz. Direnince siz polise mukavemet etmiş olduğunuz için hemen savcılıkta tutuklanabilirsiniz. Karakola
götürülüp mahkemeye çıkarılıp tutuklanabilirsiniz. Polis memuru bir sene sonra amiri izin verirse, izin vermeye değer derecede ciddi görürse belki hakkında bir iddianame düzenlenebilir oluyor. Bu basit günlük hayattaki örnekten veriyorum ama örneğin şimdi Merkez Bankası'ndakiler karar alırlarken bağımsız olarak görevlerinin gereğini yerine getiren kararlarımı alıyorlar. Yoksa birileri onlara talimat verdiği zaman onu mu yerine getiriyorlar sorusunu sorduğumuzda bizim için çok çok daha ciddi sonuçlar ortaya çıkaran hesap vermezlik durumları söz konusu oluyor. Bunun sebebi nedir diye çok kafa yordum. Sebebi neden Türkiye böyle oluyor? Türkiye'de şöyle bir şey var. Hesap soracak durumda olanlara itimat edilmediği için hesap verirlikten kaçınılıyor. Ve haklı görüyorum. Devlet yönetimindekiler hesap sormakları gereken yargıdakilere hesap vermekten kaçınıyorlar. Çünkü yargıdakilerin kendileri hesap verir değiller. 1971 ile 81 arasında Türkiye'de yargının üst yapısını Yargıtay belirliyordu. Yüksek Hakimler Kurulu vasıtasıyla. Yargıtay Yüksek Hakimler Kurulu üyelerini atıyor. Yüksek Hakimler Kurulu da Yargıtay üyelerini atıyordu. Sonuçta Yargıtay bütün yargı camiasına hakim olmuştu ve bir çeşit böyle imtiyazlı bir kast haline geldiklerinden şikayet ediliyordu. O zamanki şikayetler öyle oldu ki yargıya hesap verirlik konusunda 61 Anayasası'ndaki hükümlerden caymalar başladı. Örneğin Yüksek Hakimler Kurulu'nun kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilir iken 81'de bu kaldırıldı. Hala onun kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamıyor. Daha da ilginci, yargı bunu nasıl yapıyor diye baktığınız zaman Anayasa Mahkemesi 1977 yılında bir içtihadında diyor ki kararı verenler hakim ve hukukçu olsalar bile verdikleri kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı olmaması devletin cumhuriyet, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırıdır diyor. Ama Yargıtay, Danıştay, Sayıştay bu üç yüksek yargı kurumunun üyelerinin suç ve şahsi, görev suçları ve şahsi suçları bakımından soruşturulmayacağına kendi kurumları karar verir ve bu kararlar kesindir. Hiçbir yargı yoluna başvurma imkanı yoktur. Dolayısıyla yani yargıya bağımsız olması gerektiğini söyleyenlerin gerekçeleri ne kadar haklı ise ya yargıya hesap verir olmadığı için bağımlılaştırmak gerekir diyenlerin argümanları da o kadar haklı oluyor. Onun için de bu ikisinin arasında bir uygun bir çizgiyi çizmek gerekiyor. O çizginin de hesap verirliğin sağlanması olduğunu düşünüyoruz. Bunu raporumuzda biraz daha detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağız. Diğer bir mesele idarenin neyi nasıl yapacağı konusunda hesap verir olup olmadığı. Biraz önce yargıya hesap verir olmamak için kamu görevlilerinin hesap verildiğinde kaçınılıyor, en üstteki siyasilere bırakılıyor demiştik ya. Şimdi idarenin hangi konuda hangi kararı nasıl alacağı konusunda epeyce bir belirsizlik var. Sanki kamu gücü eline verilen insanlar bunu keyiflerine göre kullanabilirler gibi bir şeye gidiyoruz. Bu idari kararların yerindeliğinin tartışılabilip, yargıda tartışılabilip tartışılamayacağı konusundaki tartışmalar bile bu şeyin keyfilik yönünde gelişmesi yönünde katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bir kamu görevlisinin idari bir konuda bir tercihi yaptığında ortaya çıkan tercihin yerinde midir değil midir tartışması olabilir. Bunu tartışmamıza gerek olmayabilir. Fakat 5 tane tercihten ya da 3 tane tercihten ya da 2 tane tercihten onun yerine bunu tercih ederken yapması gerekenleri yapıp yapmayacağı meselesi yerindelik tartışması değil. Görevini layıkıyla yapıp yapmadığının tartışması. Şimdi bu tartışmayı biz yapamıyoruz. Çünkü kamu görevlilerinin idari kararları nasıl yapacakları konusunda elimizde bir kural yok. Sadece anayasanın kanun, hukuk, işte
idarede şuna uyacaktır vesaire şeklinde dediğimiz temel kuralları var. Bunların nasıl uygulanacağı konusunda belirli bir kurallar manzumemesi elimizde yok. Oysa bu konu akademisyenler arasında tartışılmış, yıllar önce bir taslakla oluşturulmuştur. Kamu görevlerinin idari yetkilerini nasıl kullanacağına ilişkin bir kanun, adı Genel İdare Usulü Kanunu olabilir, bir kanun çıkarılmasına ve bilgi edinme kanunuyla edineceğimiz bilgileri elimize aldığımızda biz bir kamu görevlisi olsaydık hangi kararları alırdık, şu kararı alırdık diye onların davranışlarını kestirebileceğimiz bir hukuki ortama ihtiyacımız var. Hesap verirliğin ve hukukun üstünlüğünün idari alanda sağlanması için. Yargıyı herkes konuşuyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Konuşulanlara ilave edecek bir şey yok. Türkiye'de yargı bağımsızlığından anlaşılması gereken şey madde 1, yargının işlevini bağımsız olarak gösterebilir olmasıdır. Eğer yargı işlevini gösterebilmek için o amirin, bu amirin, şu amirin ve en tepedeki siyasinin iznine ihtiyaç gösteriyorsa o zaman işlevini göstermek için yürütmeye, yasamaya, bir başkasına bağımlıdır. Dolayısıyla en başta bunu ortadan kaldırmak lazım. İşlevini bağımsız göstermesi sağlandığı zaman bunun yollarından birisi olarak da yargı unsurlarının bağımsızlığı konuşulabilir. Bu konunun Türkiye'de basite indirgendiğini, hesap verirlikten kaçınma motivasyonuyla yargının bağımsızlığının kısıtlandığını düşünüyorum. Bunu çözmek için de hep böyle gidip operasyon hizmeti verecek olanların kurmuş oldukları organizasyona gidip müdahale etmektense bir bütün bunları sağlayacak bir adalet yüksek kurumu kurularak bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Bir önerimiz var, daha iyi yargı derneği olarak üstünde epey çalıştığımız bir öneri. Yargıya müdahale etmek isteyen insanların hepsinin haklı bir gerekçesi var. Çünkü paydaşlar, bütün paydaş olanların yargının politikası, tercihleri ve operasyonel kararların nasıl olacağı konusunda bir araya gelmeleri ve söz söylemeye imkan vermemiz lazım. Ve onların verdikleri kararların hepsinin yargı önünde hesap verilebilir olmasını sağlamamız lazım. Örneğin avukatlık ruhsatının alınması, avukatlıkta disiplin cezası verilen bir avukat bunu dava edebildiği halde disiplin cezası verilen bir hakim bunu dava edemez. Bu kişinin görev yeri değiştirilebilir. Onun için bütün kararların yargı denetimine açık olacağı bir sistem oluşturulmalı. Bu mümkündür. Bir Adalet Yüksek Mahkemesi kurulmalı. Bir Adalet Yüksek Kurumu kurulmalı. Bu kurumun içerisindeki politikaları belirleyenlerle icraî nitelikte karar olan alacak olan bölümler ayrılmalı. Ve onlar hakim, savcı ve avukatların mesleklerini yerine getirmek için, hizmetlerini yerine getirebilmek için kurdukları örgütlere doğrudan müdahale edememeliler. O zaman siyasi müdahalenin de önüne büyük bir engel konulmuş olur diye düşünüyoruz. Sosyal medyadaki hesabımda bunu biraz daha kapsamlı olarak anlatıyoruz. Yayınladığımız zaman oradan da izleyebilirsiniz. Biraz önce konuştuk. Türkiye'de anayasaya uyarlık bakımından engebeli bir durum var. Çünkü anayasa mahkemesine ne zaman gidilebileceği, ne zaman kimlerin anayasa uyarlık denetimi yapılabileceği konusunda kısıtlamalar var. Bir siyasi parti grubu giderse gidiyor ya da bir mahkeme itiraz ederse anayasa mahkemesi önüne gidiyor. Oysa bizim işte üyesi olduğumuz Kara Avrupası grubunda Fransa'da kişiler de anayasa aykırılık nedeniyle dava açabilirler. Bir, bu imkanların getirilmesi ve anayasaya uyarlığın daha etkin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Artı, Türkiye'de anayasanın korunması konusunda detaylı bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz ama anayasaya uyarlığın korunması konusunda yeterli bir yapılanmaya sahip değiliz. Cumhuriyet Başsavcılığına parti kapatma davası açma yetkisi verilmesi anayasaya uyarlık denetimi için yeterli değil. İşte inanç bazlı oluşumlardan bir tanesi başımıza bir bela getirdi.
gayri safi milli hasılamız 2000-3000 dolar aşağıya gitti. Başka sebepler de olabilir. Bütün bunlar için bir anayasayı daha sivilleştirme ve aynı zamanda daha iyi koruma konusunda bir anayasa koruma kurumu oluşturulması, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o yönde dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların içerisinde de altını çizmemiz gereken bir şey varsa, FETÖ olayından Türkiye çıkarması gereken derslerin hepsini çıkarmalı, bir daha benzer bir şeyin içerisine düşmemeli diye düşünüyoruz. Ankara'da söylemiştim, bu evleri bileniniz vardır. Türkiye böyle toprak damlarının altında doğan, ben bu evde doğdum biliyor musunuz? Toprak damın altında doğan bir çocuğun Londra'ya gidip üye bir ödül alabildiği bir ülkedir. Bütün başarımızı bunlara biz borçluyuz. Annemiz, babamız ya da bizler böyle bir dönüşüm geçirdiğimiz için Türkiye ilerledi. Biz bütün bunları bu insana borçluyuz. Bu insana bu insana ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bize serbestçe serpilebileceğimiz bir ülke bıraktılar. Dünyada Türkiye gibi özgür olan ülke sayısı çok az. Dikkat edin. Japonya'ya gidin. Teknik olarak Amerika'nın işgali altında. Okinawa adasında Amerikalıların üssü var. Atamıyorlar onları oradan. Almanya'ya gidin. İkinci Dünya Savaşı sonundaki anlaşmalar onları öyle bağlamıştır ki Frankfurt Havalimanı'nın yarısı Amerikan bombardıman uçaklarıyla doludur. Bakın yani dünyanın üzerinde Türkiye gibi bir ülke bulabilir misiniz? Yok. Bize bu ülkeyi bıraktılar ve dediler ki bu ülke sonsuza kadar kalacaktır ve bir de görev verdiler. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bizim şimdi o insanlara bir söz vermemiz lazım ve dememiz lazım ki biz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Çok iddialı olabilir. 90 bin, 100 bin dolar gayri safi milli hasılası olan ülkelere karşı 10 bin dolar olan bir ülke nasıl bunu yapabilir diye düşünebiliriz, sorabiliriz. Bugünlerde çocuğunu Amerika'da doğurmaya giden bir sürü insan var. Servetini yurt dışına götüren bir sürü insan var. Bir umutsuzluk havası insanlarımızın üstüne hakim. Bunu değiştirmemiz mümkün. Bizim de değiştirmek için bir şeye bakmamız gerekiyor. Bizde var. Annem, babam, dedem bir yerlere saklamış olmalı diye kazmamız lazım bir yerlere. Kazdığımız zaman benim gördüğüm şey bir tane şey var ki o da bizim toplum olarak. Bizi bugüne kadar tutan da bu olduğunu düşünüyorum. Sosyolojik bir uzman değilim ama bu olduğunu düşünüyorum. Bizim insancılık kültürümüz bizi tuttu bugüne kadar. İleride de bizi başarılı kılacak olan şey. Daha önce başarılı kıldı. Hatırlayın Moğol istilası zamanında Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Şeyh Edebali bir öğreti geliştirdiler. Adı hümanizma, Türkçesi insancılık. Bizde bu var. Onun için Suriyetleri o kadar yüksünmüyoruz, üstümüze aldık böyle büyük bir yükü. Biz demokrasimizi öyle bir geliştirebiliriz ve o geliştireceğimiz şeyi öyle bir şeyle zenginleştirebiliriz ki adı insancılık olmalıdır. Biz o zaman bununla Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne geçirebiliriz. Onun için de Atatürk ve silah arkadaşlarına bir teşekkür edebilmek için, minnet borcumuzu birazcık ödeyebilmek için bence Türkiye ileri ve insancıl bir demokrasiyi, gelecek vizyonu yapmalı diye düşünüyorum. Gerisini geleceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Süreyi normal programa göre açtık ama birazcık soru cevap alabiliriz. Birkaç soru cevap alabiliriz. Haluk Bey sizi tekrar masaya davet edeyim. Mikrofonu getirebilecek teknikten bir arkadaş. Gerçi mikrofona gerek yok. Soru sormak isteyen kişi. Yerel kalkınmanın ekonomiyle ilişkisini irdeledi. Yerel kalkınma modelleriyle
sizin tabirinizle şehirler de artık ülkeler gibi rekabet ediyor. Türkiye'nin de bu modele kavuşması gerektiğini, bu raporun bunu iddia ettiğini ifade etti. Ve kendi modeli olan bu işte banana modeli, işte kümeleme modeli, işte bu yılanlar diye tabir ettiği Haluk Bey'in görseli bizlerle paylaştı. Böyle bir kümelenme modeliyle şehirlerin ve bölgelerin, yani kentlerin ve bölgelerin kalkınmasına dair bir çalışmamızdan, Türk Konfed'in raporundan bahsetti. Ondan sonra Mehmet Bey sözü aldı. Yine orta gelir tuzağını, bu sefer orta demokrasi tuzağına bağladı. Hukukçu kimliğiyle, şu anda yönettiği iki tane derneğin çalışmasıyla, Türk Konfed'in çalışmalarıyla bunu entegre ederek nasıl bir çalışma yürüteceğimizin aslında bir soft opening'ini yaptı. Önümüzdeki dönemde, Ocak'ta inşallah yayınlayacağımız orta demokrasi tuzağına konuyu bağladı. Dolayısıyla aslında çok büyük konuları bence çok güzel özetledi konuşmacılarımız. Sorularınız varsa alabiliriz. Her şeyi iyi anlatmış konuşmacılarımız o zaman. Buyurun beyefendi. Sonra hanımefendi, arkadaki hanımefendi. Buyurun lütfen. Söz istedim. Sormadığı için değil, soru sorduğum bari bu olmasın. Buyurun. Ama 100.000 dolar tarımsal Fransa geliri örneğine ve 9.800 bandındaki Türkiye örneğine baktığımız zaman gayri safi milli hasılanın 10 ile 20 arasında çıkarılması, yani 15'e kadar çıkarılması hızlıca birçok ülkenin yapabileceği bir şey. Ama 15 ve bilhassa 20'den yukarıya çıkması zor bir şey. Bunun bağlantılarını aslında iki konuşmacı da farklı kulvarlardan vermeye gayret ettiler. Asıl temel bu ve bunun toplumda nasıl kaldırılacağını da anlattılar. Fakat Fransa'nın 100.000 dolar tarımdaki örneği temel olarak bu anlatılanlarla izah edilebilir mi? Yoksa aslında başkaca sebepleri var mı? Varsa bu sebepler tarihsel ya da ekonomik sebeplere mi dayanıyor, yoksa üretimin, tarımsal üretimin çeşitliliğine mi dayanıyor? Bu kadar kısa da bir bilgilendirme yapabiliriz, hareketleri mutlu oluruz. Uçağı kaçıracağız galiba. Vallahi elimde çok fazla şey yok. Bence yani hepsi bir arada. Yani bence en önemli faktör, yani o ülkelerde tarım sektöründeki verimlilik o boyutta ki sadece çalışan nüfusun %3'ü tarımda çalışıyor. Yani %3'ü tarımda çalışıyor ve milli gelirlerinin %6'sı falan tarımdan geliyor. Dolayısıyla hani orada büyük ölçüde çalışabilir nüfus tarımda sağlanan verimlilik artışı nedeniyle sanayi ve hizmet sektörüne aktarılabilmiş. Şimdi tarımda tabii o verimliliği sağlayan olay, yani benim kanıma göre mekanizasyon ve tabii gübre meseleleri. Yani ben o tarafta yani verimlilik artışının oralardan şey geldiği kafasındayım. Yani bunun dışında bizim tabii bir de topraklarımızın çok küçük boyutlarda olması, tarım arazilerinin yüz ölçümlerinin küçük olması mesela. Oralarda da belli toplulaşmalar şey yapıyor, meydana çıkıyor diye düşünüyorum. Yani bu tarım reformu Türkiye'de nasıl yapılabilir derseniz, hani gerçekten söyleyebilecek çok fazla şeyim yok. Ama bu söz artık Türkiye'de hep telaffuz edilen bir şey. Tarım reformu gerekli, tarım reformu gerekli. Yani bu kadar bu mesele söylenildiğine göre, mesela her 5 yıllık kalkınma planında işte tarımsal arazilerin yüz ölçümleri artırılacaktır, mekanize edilecektir, gerekli gübre kullanımı ve ürün çeşitlenmesi sağlanacaktır deniliyor. Demek ki tarım reformu böyle bir şey yani. Ama yani ben iktisatçı olarak hani bunu istatistiklere yansıdığını şey yapmıyorum, görmüyorum yani. Şey o mesele o.
Ama kişi başına 100 bin dolar sağlanabiliyorsa demek ki hani şu andaki teknolojik imkanlar, işte biyolojik imkanlar ya buna el veriyor. Dolayısıyla hani çok da fazla Amerika'yı baştan keşfedecek bir halimiz yok. Gideceğiz bakacağız onlar nasıl yapıyorlar bunu. Ya ben hiç ihtimal vermiyorum. Tarım Bakanlığı şu haliyle hani gidecek de bilmem Fransa'da tarım nasıl şey artırmış, verimini artırmış. Amerika'da tarım... Yani bu tarz şeyler çok zayıf Türkiye'de maalesef. Yani bunu bunu aşabilmek lazım. Sanki hep şöyle bir şey oluyor. Yani yerli milli hikayesine dönüyor iş. Yani herhangi bir konuda bir düzenleme veya bir atılım yapmak istiyorsanız yani bizden çok daha ileri ülkelerde bu işler yapılmış. Ha, ama bizim bünyemize uymuyor olabilir. Bizim kaynaklarımız ona yeterli olmayabilir o düzeyde teknik şeye. Ama kendimize göre bir çözüm şey yapabiliriz, üretebiliriz ki Türkiye, hani ben Mehmet Bey'e katılıyorum. Yani Türkiye'nin şöyle bir şeyi var, kapasitesi var. Hani kendine uyduruyor şeyi, son teknolojiyi. Kendine uydurabilecek bir şeyi var, kapasitesi var. Ben buna sanayi kültürü de diyorum. Hani biraz Cumhuriyet'le gelen çimento fabrikaları, ondan sonra demir çelik fabrikaları, şeker fabrikaları falan derken hani bir sanayi kültürü oluşmuş. Yani Türk sanayicisi hep ileriye güvenle bakan, kendine güvenen bir insan tipi yani. Bunu kabul edelim. Bu kadar krizler oluyor. Kurlar göklere çıkıyor, yerlere iniyor. Enflasyon göklere çıkıyor, yerlere iniyor. Sanayici yolda bir şekilde devam ediyor yani. O nedenle biraz buna şey yapıyorum, bağlıyorum. Aslında aynı şey hukuki idari düzenlemeler için de söylenebilir. Yani 1839'dan itibaren işte peyderpey Türkiye yani insan kanun yasalar önünde eşitlik ondan sonra gibi yargın önünde eşitlik gibi falan bir mesafe kat etmiş. Yani Cumhuriyet bunu tabii konsolide etti. Modern şey olarak, yönetim tarzı olarak. Yani benim şeyim burada bir şeyim yok, şüphem yok. Yani Türkiye hükümet bir karar alsa dese ki 5 yıllık bir perspektifte bu 10 bini Avrupa Birliği ortalamasına çıkaracağım ve bunun için gerekli çalışmayı yapsa, planı programı ortaya koysa bence hiç işten bile değil yani bir şey yani. Teşekkür ederiz. Şimdi ben de kısa bir katkı yapmak istiyorum beyefendinin sorusuna. Önümüzdeki dönem yine yayınlayacağımız bir rapor artı bir saha çalışmasıyla sorduğunuz soruya çok kapsamlı bir cevap veriyor olacağız inşallah. Bir örnekle açıklayayım. Yeni Zelanda, tarım ülkesi biliyorsunuz, bir reform politikası uygulamak ve işte küçük baş, büyük baş hayvancılık üzerine bir şey var. 3 sene önce zannediyorum ya da 2,5 sene önce hükümet bir bu işte dijital ekonomiye uyum çerçevesinde çalışma yaptırıyor. İşte kamu özel sektör işbirliğiyle. Şöyle bir yazılım geliştiriliyor. Bu otlama alanlarını en verimli nasıl kullanırız sorusuna yanıt arattırıyor ilgili uzmanlara. Bir yazılım geliştiriliyor. Ve bu hayvanların otlama alanı uydularla çekilen resimlerin bir algoritmayla beraber analiz edilmesi ve hayvanların nerede otlayacağını ona göre yönlendirilmesi üzerine bir uygulama geliştiriliyor. Rakamdan emin değilim şimdi, uzun süre önce bakmıştım ama Çin'e en büyük rakibi de Avustralya bu arada. Çin'e ihracatını %250 mi %300 mi ne arttırıyor küçük büyük baş hayvanda. Şimdi basit bir vizyon değil aslında, büyük bir vizyon, basit bir uygulamayla böyle bir atılım yapıyor Yeni Zelanda. Haluk Bey'in söylediği de doğru anladıysam, bir vizyon çerçevesinde reformlar gerçekleştirilirse sadece tarım değil, her sektörde bir atılım gerçekleşebilir. Biz çeşitli ülkeleri inceledik. Nasıl bu dijital ekonomide, Endüstri 4.0'da hangi atılımlar yapılmış, nasıl rehberler oluşturulmuş diye bir referans kaynağı oluşturduk kendimize. TÜRKONFED olarak da İş Bankası işbirliğiyle önümüzdeki dönemde Türkiye'ye özel bir rehber oluşturmaya başladık. Tarımda inceleyeceğimiz sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu konuda da yani federasyonun eğer talebi olursa bu çalışmayı da buraya getiririz.
işte yeni dijital çağda Türkiye'nin kalkınması ile ilgili bir şeyimiz olacak. Katkı yaratmaya çalışacağız. Cemre Hanım'dı zannediyorum değil mi? Buyurun, söz sizde. Sesim gelecek herhalde bu açılmanı. Önce tebrik ederim. Herkesi kapsayıcı bir yönetimin içerisinde yer almanızdan, bir de böyle düşünüyor olmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Şöyle bakmak lazım. İnsanlar özgür, istediği yerlere gidebilirler. Ama gitmek istedikleri yerler onları çeken yerler. Onları çeken yerler neresi? Birkaç şey çekebilir. Özellikle entelektüel sermaye için söyleyeyim. Entelektüel sermaye için gelir bir önemli değil. Çünkü zaten kazanıyor. Orada da, burada da, şurada da kazanabilir. Entelektüel olarak onun ihtiyaçlarını doyurabileceği yer entelektüel bir ortam. Entelektüel bir ortamı oluşturabilirseniz ikinci sorun çıkıyor. Bu böyle bir entelektüel ortamın oluştuğunu dışarıya göstermekten geçiyor. Onun için bence mesela avukatlık mesleğiyle ilgili olarak konuşursak, neden olmasın Konya Barosu Türkiye'de avukatların sorunlarına yenilikçi çözümler getiren baro olmasın? Biz mesela Mustafa Bey'le konuştuk, Necip Bey'den, Zeynep Hanım'dan, Ruhsar Hanım'dan bu etkinliği düzenleme konusunda konuştuk. Atilla yıllar önce getirdi beni Konya'ya. Bedava geliyorum, hiçbir şey istemem. Para verelim diyor, bilet alalım diyorlar. İstemem, o zaman gelmem diyorum, naza çekiyorum kendimi, kendim geliyorum. Ama şöyle bir şey var mesela, Türkiye'de yargının birçok sorunları var. Örneğin tek duruşmada bitecek olan bir davayı 10 duruşmada git gel git gel artık bıkıyoruz değil mi? Ve bir davada bizim avukat olarak yapacağımız işin tamamını hakim kendisi yapmaya çalışıyor. Bir gün bir ara kararı yazdırdı bir hakim, 10 tane şey yazdı falan böyle. Ya hakim bey, sen bunu nasıl toplayacaksın ya? Yani benim işimi sen yapmaya kalkıyorsun. Şimdi mesela orada bizim daha iyi yargı derneği olarak geliştirdiğimiz bir tane öneri var. O da şu, hakimlerin üzerindeki yükün 10'da 9'unu alıp avukatlara aktarmak. Avukatların iş kapasitesini 10 katı, 9 katı artırmak. Ve öyle bir şey ortam oluşturmak ki İstanbul mahkemelerinde 4,5 sene süren bir davayı, karmaşık bir davayı 100 günde çözecek bir öneri geliştirdik mesela. Bunu şeye, HSYK'ya sunduk, Adalet Bakanlığı'na sunduk,
Şeffaflık Derneği ile bir şey de sunduk, işte İstanbul Barosu'na sunduk falan. Saraya sundunuz mu? Yok, orayı. Onlar bizi dinlemezler. Şimdi böyle bir şeyin tutmasını istiyoruz biz tabii ki. Bu konuda mesela şu olabilir. Konya Barosu böyle bir girişimin başlangıcı olabilir. Nasıl vakti zamanında Mevlana Konya'ya gelip de hümanizmanın merkezini burası yaptıysa, işte avukatlıkta da siz öyle yaparsınız. Tarımda bir başkası böyle yapar. Sonra bir başkası böyle yapar. Sonra burası bir çekim merkezi olur. O zaman herkes buraya gelmek ister. Değil mi? Böyle bir şey olabilir. Bizim şimdi ben 60'a merdiven dayadım. Gençler var aramızda. Mesela fakat, ben. Şimdi bundan gelecek sizin. Gelecek sizin. Böyle düşünüyor olmanız ne güzel. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burayı bir çekim merkezi yapın, geliriz. Yapmazsanız çekim merkezi yapanlara gideriz. Aynen böyle. Birisini davet ettiğinizde kime giderse diye. Yani o yaparsınız kesin. Buyurun öndeki hanımefendi. Tamam, ben Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok da güzel aydınlattınız. Halit Bey'in çizelgesinde Konya'yı güzel bir yerde görmenin mutluluğu içindeyim. Konya'nın geleceği gerçekten parlak olduğunu biliyorum. Çünkü bütün toplantılarda da, istişare toplantılarında da bulunuyoruz. Bir de Mersin liman olarak da oraya lojistik olarak ulaşım da sağladığında Antalya arası, Konya arasını da azaltacaklar. İnşallah Konya'nın geleceği. Konya merkez diye biz her yerde savunuyoruz. Türkiye'nin merkezi her yere yakın. Konya'nın geleceği güzel olacak. Ancak bir şey, herkes konuşuyor. Haluk Bey de çok güzel bir dile getirdi. Tarımın gelişmesi. Tarımı cazip hale getirmek lazım. Çünkü ben Kadın Girişimciler Kurulu olarak yetkili olan bakanlarla da görüştüm. Her dile getiriyorum. Kadın istihdamını artıralım diye hep uzakta söylüyorlar. Ama bir türlü sanayide ve hizmet sektöründe kadın istihdamını artırabilmek çok zor oluyor ve yüzeysel oluyor. İşe çıkarıyorlar, tekrar işe alıyorlar. Gerçekçi olduğunu kabul etmiyorum. Tarımdaki evet. Kadın istihdamını nasıl artırırız? Biz bir önerilerde bulunuyoruz ama gerçekçilik var mı? Pek de sıcak bakamıyorlar. Ben diyorum ki kadın istihdamını tarımda artırmak için kadın üretim kooperatiflerini artırmanız gerekiyor diyorum her fırsatta. Çünkü kadın tarımda çalışıyor ama kayıt dışı olarak görüyorum. Ben onu çok önemli görüyorum. O konuda ne söyleyebilirsiniz? Mehmet Bey, sizi kutluyorum. Bu panodaki yazınız gerçekten iç acıdı. Evet, Türkiye'nin gelecek vizyonunda ileri bir insancı demokrasi olduğunu biliyorum. Siyasi partilerin kanunlarını, siyasi parti eleştirilerini çok güzel söylediniz. Ama bazı değişiklikler yapıldığı zaman biz herhalde tam çimze sindirmiş değiliz. Bir tarafı düzeltirken bir tarafı bozuyoruz. Onu da herhalde zamanla değiştireceğiz. Benim size sorumlu teşekkür ediyorum. Ya, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben Konya'da kadınların erkeklerden daha çok çalıştığını biliyorum. Salondan belli zaten. Yani bir öyle bir de ama kayıtlara girenler daha çok erkekler oluyorlar. Kadınlar çok çalışıyor. Kendi köyüm, annem, kardeşim öyleler. Köyündeki kadınlar öyleler. Çok da çile çekerler. Aslında evet. Biraz da destek olsa yerel yönetimler, kaymakamlıklar bazında köyleri çok fazla olacağından. Evet, işte özümseme meselesi var ya, işte burada oluyor. Yani demokrasi öyle olmalı ki farklı fikirleri de duymamız lazım ve onların söylediklerine karşı bir şey geliştirmemiz lazım. Çünkü farklı bir şey söyleyen kişi farklı bir tarafını gösteriyor. O farklı tarafını da cevaplandırdığınız zaman, yani illa el kaldıranların çokluğuna göre değil, söylenenlerin hepsini bir şekilde cevaplandırdığınız zaman, o zaman hem içe işleyen ve kabul ettiğiniz bir kural ortaya çıkıyor, hem de karar çok sağlıklı oluyor. Bakın, 1980'de 24 Ocak kararları açıklandığı zaman bayağı bir baskıcı bir şey karar oldu. Bir gecede oturdular, kendi başlarına değiştirdiler şeyleri. Ama neden oldu? Çünkü dediler ki size borç vermeyiz dediler. IMF, borç vermeyiz böyle yapmazsınız diye Türkiye 24 Ocak'ta piyasalarını yabancılara açtı. Kararı verenler IMF'ydi. Bizimkiler kabul etmek zorundaydı. Sonra onu devam ettirmek çökertirdi hükümetleri gerçekten. İhtilal geldi, Haluk Bey biliyor. İhtilal o şartları, o sağlıklı kararları sürdürmek zorunda kaldı. Yani sağlıklı karar alma konusunda
biz IMF'yi dinlemek, onların empoze ettiklerini yapmak zorunda kalır isek, onlar menfaatlerine göre yapacak. Bizimkisine uyar ya da uymaz. Aynı şey 2001 krizinde söz konusu oldu değil mi? 2001 krizi öncesinde biz demokratik olarak karar alabiliyor olsaydık, o krizi belki yaşamayabilirdik. Belki daha az şeyle, hasarla atlatırdık. Onun için bence Türkiye'nin birinci meselesi, demokrasi meselesi. Onun için şeye, başkalarını da, farklı düşünenleri de bulunduğumuz ortamlara almak zorundayız ve onları memnun etmek zorundayız. Yani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, ya olduğun gibi, göründüğün gibi ol, herkes olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ticaret borsalarına da Haluk Bey herhalde çok iş düşüyor değil mi bu tarımda? Şimdi bu tarım meselesinde şöyle bir tartışma yürüyordu hep. Ben TÜSİAD'da çalıştım uzun yıllar. İşte Türkiye'nin ihracat yaptığı sektörler belli. Otomotiv, demir çelik, kimya, tekstil. Yani bu dört sektör. Şimdi hep oturuluyor, düşünüyor ya bunun yanına hangi sektörü koyabiliriz diye böyle bir şey. Yani ben de o zamanlar Muharrem Bey bu şeye girmişti. Çalışıyordu şeyle. Yönetim kurulunda TÜSİAD'ın. İşte onunla da böyle konuşuyoruz falan. İşte Fransa'daki hani 70-100 bin dolar yani şimdi onunla cevap oluyor. Ya bir Danone dediğiniz şirket 8 milyar euro ciro yapıyor. Ondan sonra onun yanında böyle Bongren falan gibi birkaç şirket daha var. Bunların hepsi 6 milyar euro, 7 milyar euro ciro yapıyorlar. Tabii orada fiyatlar daha yüksek bu maddelerde ama olsun gene yani bunlar çok büyük cirolar. Şimdi bugün Türkiye'de hani taş çatlasa işte yani kur da gittiğine göre yani kabaca 500-600 milyon dolarlık şeyler var, şirketler var. Yani Türkiye'nin yani tarıma dayalı sanayi konusunda dünyaya ders vermesi lazım bence. Yani şimdi Yeni Zelanda diyorsunuz ya, Yeni Zelanda Fucika'da ya 500 bin ton süt tozu ihraç ediyor Çin'e ve Cezayir'e. Bakın. Şimdi Türkiye birkaç yüz bin ton süt tozu şey yapamaz mı? Üretemez mi? Et ihraç edemez mi? Bakın devamlı tartışma hep şey. Et ihraç etmeyelim. Yerel şey ölür. Üretici ölür. Yani o anlattığım şey gibi yani mecburen siz piyasayı açarsanız ya bir süre sonra çok çok büyük şeylerle söyleyin adını maliyetlerle üretilen o etlerin bir şekilde daha ucuz üretilmesini yolu şey yapacaktır, bulunacaktır. Zaten başka türlü de olmaz. Yani siz açmadıkça rekabete bu şeyi sağlayamazsınız. Verimlilik artışını sağlayamazsınız. Yani bir bunu söyleyeceğim. Yani tarıma dayalı sanayi. Mesela sizin bu şeyler hani tarımda bayan şeyinin İstanbul'da artması meselesi aslında keşke bütün bayanların her biri bir tane tarıma dayalı sanayi kursalar. Yani asıl şey orada hani katma değer orada. Yani. Çünkü hani domatesi ihraç ediyorsun da hani tarladan al oraya sat. Katma değeri Allah bilir hani sıfıra yakın neredeyse. Ondan sonra. Bir de şöyle bir mantık da var tarımda. Ben hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın bir portakal üreticisiyle böyle bir 5-10 yıl evvel bir şeyi oldu. Hani anneni aldı git falan yani dedi ya. Şimdi o tabii çok ayıp bir şey söyledi Cumhurbaşkanı ama şimdi portakal üreticisinin söylediğine de dikkate almak lazım. Diyor ki ben diyor portakal üreteceğim. Kaça üretirsem üreteyim. Sen devlet olarak beni o almak mecburiyetindesin. O portakalı benden. Şimdi bir de böyle bir zihniyet var. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani rekabet denildiğiniz zaman hem daha kaliteli üreteceksiniz hem de daha düşük maliyetli üreteceksiniz. Teknoloji şey yapacak, devreye girecek yani. O nedenle yani burada yani o kadar sıfır noktasındayız ki hani işte gördüğünüz o işte ülkelerinde gene arkadayız. Yani çok ufak böyle bir şeyler bile yapılsa hemen mesafe kat edileceği şey diyeyim kanısındayım yani. Evet. Teşekkür ederiz. Şudur. Evet, son buyurun. Bir soru. Raporu incelesin. Gerçekten emeği geçen herkesin eline koluna sağlık, gönlüne sağlık diyelim. Konya ile ilgili analizler ve tespitler de son derece doğru. Kısa ve net tek bir soru soracağım. Mevlana Sipet olarak bu raporun özellikle Konya ile ilgili kısmın daha ileriye gitmesi için neler yapabiliriz? Bizden neler beklersiniz? Şimdi
Önümüzdeki sene için 4 tane başka ili incelemeye alacağız. Süreçle ilgili kısaca bilgi vereyim. Bunun tanıtılmasını siz Konya'da yaygınlaştırabilirsiniz. Bu raporun yanında bir de il bazında rekabet endeksi var ki biraz önce Haluk Bey'in söylediği ve Mehmet Bey'in söylediğiyle de şöyle rekabetçilikle ilerleme olabiliyor ya. Yani bu konuda herhalde fikir birliğindeyizdir diye düşünüyorum. Rekabetçiliği biz kurum olarak teşvik ediyoruz. İller arası rekabet de bunun bir parçası. İl bazında rekabet endeks raporumuz, bu rapor, bunları kendi üyelerinizle yaygınlaştırırsanız. Aslında yapılıyor. Yani büyük iller bunu kendi arasında yapıyor. İşte ihracat bazlı, istihdam artırma bazlı, enerji tüketimi bazlı. Mesela biz orada bunu sık sık takip ediyoruz. Her ay belli illerle Konya'yı karşılaştırıyoruz sanayi odasında. Evet. Dediğiniz gibi bu takip ediliyor. Ben bu rapordan zaten epeyce bir alıp sanayi odasının bilimiyle paylaşmayı düşünüyorum. Dediğiniz gibi burada da epeyce sonuç var Konya ile ilgili ki bizim analizlerimizden çok daha farklı sonuçlar da gördüm ben. Onları da özellikle paylaşmak istiyorum. Evet. Yani ayıptır söylemesi çok kuvvetli bir ekiple bu raporlar hazırlanıyor. Yani bu raporun eğer şeyine bakarsanız danışma kurulunu Türkiye'nin önde gelen işte Fuat Keyman, Çağlar Keyder, Fikret Toksöz, ticaret odalarını, sanayi odalarını da biz yanımızda görmek istiyoruz. Evet, bundan sonraki toplantılarda daha geniş katılımlı toplantılarda isteriz. Çünkü ortak akılla inanan bir kurum TÜRKONFET. Mehmet Bey'in dediği gibi çatışarak değil, kapsayarak, yanımızda görüş şey yaparak insanları, aktörleri, karar vericileri ilerlemeyi seviyoruz. Biz bir siyasi parti değiliz, muhalefet partisi değiliz. Bazı söylediğimiz şeyler Türkiye'nin mevcut siyasi ortamında aykırı gibi gelebilir. Ama biz yaptığımız çalışmaları ülkenin kalkınması için yapıyoruz. Olur da çiçeği burnunda federasyon olarak bu raporda işte şöyle bir itham var denilirse size böyle ifadelerle lütfen bertaraf edin. Naçizane ise bir tüyo. Çünkü biz bazen karşılaşıyoruz. Biz bu çalışmaların hepsini Türkiye'nin kalkınması için yapıyoruz. Türkiye'nin kalkınması için çalışan her türlü aktörle, kişiyle bizden farklı düşünüyor olması hatta bence özellikle makbul bir şey. Farklı düşünen insanları bir ortak platformda buluşturmak da bizim misyonlarımızın içinde. TÜRKONFET'in yönetim kurulu sayfasına bir girip baktığınız zaman yani kimisi AK Parti'den aday olmuş, kimisi CHP'den olmuştur, kimisi HDP'den olmuştur. Böyle bir Türkiye mozaiğini görebilirsiniz TÜRKONFET'te. Katıldığınız zaten zirvelerde eminim bunu hissediyorsunuzdur. Bu güdüyle hareket eden bir kurum olduğu için ve bu gibi çalışmalar yapan bir kurum olduğumuz için de bölgelerimizde sizin talepleriniz ölçüsünde buraya gelmek isteriz. Bu raporları bölgenizde farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütmek isteriz. Yeter ki bizden isteyin. Buyurun. Bakın bu... Hay görevimiz. Kapsamlı katılımlarda kadar geniş kapsamlı panelleri imza atmayı düşünüyoruz. İnşallah. Haluk Bey. Şimdi bakın ben TÜSİAD Genel Sekreteri iken şöyle garip bir tabloyla karşılaştım. Şimdi biliyorsunuz Belçika'da iki bölge var. Valon ve Flaman bölgesi. Şimdi bunların kendi iş dünyası kuruluşları var. Şimdi bir ziyaret ediyorlar Valon heyeti. Diyorlar ki ya Valon yabancı sermaye açısından çok biz şu imkanları veriyoruz. Bir daha varsa veriyoruz bundan falan. O gidiyor. Flaman kısmı geliyor. Diyor ki aman diyor Valonya'ya yapmayın yatırım diyor. Çünkü diyor onlar diyor veririz derler vermezler diyor falan. Sonra bu iş İngiltere'ye de yayıldı çeşitli bölgelerden. Sonra şu gerçeği şey yaptım. Yani gerçeğin bilincine vardım. Artık yabancı sermaye çekme konusunda hani Türkiye'yi tanıtalım falan diyoruz ya. Hani Türkiye'yi tanıt da adam Türkiye'de nereye gidecek? Şimdi öyle bir şeyimiz oldu mesela Bursa'ya falan Amerika'da bir şeyler ayarlamıştık bayağı bir geziler falan. Hani otomotiv yatırımı çekmek için. Bence Konya'nın doğrudan yabancı şirketlerle ilişkiye girmesi lazım. Doğrudan. Yani hükümeti müketi falan böyle. Çünkü buranın hem sanayi sermayesi çok güçlü hem de kültürel sermayesi çok güçlü. Yani bu Mevlana olayı hani dünyada çok az, dünyada tanınan bir şey filozof.
Sonra bu SEMA olayına biliyorsunuz ilgiyi. Yani büyük bir ihtimalle hani biz Konyalı değiliz ama hani Mevlana'nın felsefesi burada herkesin içine işlemiştir diye şey yapıyorum, düşünüyorum. O nedenle hani yani bu sanayi kültürle beraber gidiyor. Yani sanayi geliştiriyorsanız ona paralel bir kültür de geliştirmeniz lazım. Aslında bu kültür de hümanizma Avrupa'da. Yani madem Mevlana'nın hümanizması uluslararası nitelikte bir felsefe, yani bunu da dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Bunu nasıl yaparsınız? Bir kere hani doğrudan yurt dışı temas, Konya sanayisinin tanıtılması, Mevlana'nın tanıtılması. Burada bildiğim kadarıyla güzel bir arkeolojik şey de var, müzeniz de var. Dolayısıyla hani hep yani Avrupa'ya gidiyoruz, geliyoruz, hoşumuza gidiyor da hani aslında onlar da gelip buraya iyi ağırlandıkları zaman onların da hoşuna gidiyor. Yani bunu yapmayı arzu ettiğiniz takdirde Türk Konfet TÜSİAD'ın bütün yurt dışı temsilciliklerini kullanıyor. Yani TÜSİAD'ın Fransa'da, İngiltere'de, Londra'da, Berlin'de, Şangay'da ve Washington'da temsilcilikleri var. Bizim Brüksel'de temsilciliğimiz var. Şeyin Brüksel'de temsilciliği var Türk Konfet'in. Yani buralar size bir takım geziler falan şey yapılabilir. Şimdi şeyler arasında bir de şöyle bir olay var ya, işte yabancı dil falan hani zorluk çekeceğiz. Ya kardeşim, buraya gelen insanlar Türkçe biliyor mu? Her gelen yabancı Fransız tercüman kullanıyor işte. Bir de yurt dışına çıktığımız zaman TÜSİAD Başkanı işte söz konusu. Bir İngilizce şey yapma, konuşma, bir Fransızca konuşma arzusu. Halbuki söylediğin şeyler önemli olduğu zaman şeyi tercih etmen lazım, tercümanı. Yani bu konuda da bir kendimizi bir kompleks yapma durumunda değiliz. Yanımıza tercümanımızı götürürüz, bu işi hallederiz. Son bir şey söyleyeceğim. Yani tabii dünya uçuyor artık. Yani Konya'dan, Konya Havaalanı'ndan işte Avrupa'nın birkaç yerine bir uçuş olması lazım. Yani ne bileyim, ondan sonra mesela Kansas çok Amerika'da tarımda ileri. Adamlar burada cirit atıyorlar. Hani hangi tarıma dayalı sanayi firmasını satın alabiliriz diye. Yani bir Amerika'ya da gidip belki oralarda işte adamlar nasıl sağlıyorlar tarımdaki şey verimliliği falan. Yani valla hani gidip yerinde göreceksiniz yani. Ve bunu bundan kaçınmamak lazım ve bunu organize etmek de çok zor işler değil açıkçası. Yani her ay olmasa bile ne bileyim 3 ayda bir böyle bir şey organizasyon yapmak istediğiniz takdirde Türk Konfet yardımcı olursunuz. Evet. Son sözü evet. Mehmet Bey'e vermeden özellikle genç katılımcıların telefonlarını da görüyorum. Ricam, istirhamım, bizi sosyal medyadan takip edin. Etkinliklerimizi oradan çünkü takip edebilirsiniz. Çok dinamik bir sosyal medya akantımız var. Hem Facebook hem Twitter'dan. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben Haluk Bey'in söylerine Konya'ya ilişkin doğrudan bildiğim birkaç şeyi söyleyeceğim. Bir tanesi, bir İtalyan firmasıyla Konya'da, Seydişehir'in oralarda bir köylü olan çocuklar diyeyim, bana abi dedikleri için. Onlarla bir ortaklık yaptırdık biz. Kültürel farklılıklar, sözleşme yaparkenki davranışlar falan çok böyle kopma noktasına geldi ama birlikte çok büyük şeyler vardı. Oldurduk sonuçta. Yürüyor şimdi. Çok güzel oldu. British Chamber of Commerce, yani Britanya'nın ticaret odası, İtalyan ticaret odası, onların temsilcileri ve belli başlı ülkelerin şeyleri, Konya, Kayseri, Sivas, oralar için özel şeyler oluşturmuş, masalar oluşturmuş durumdalar. Etkinlikler falan da yapıyorlar. Şimdi burada hazır, bunların hepsi hazırken bence şöyle bir program yapsanız, bir tane başarı hikayesi, bir tane zorlukları anlattığınız bir tecrübe, sonra ilgililer de işte İtalyanlı, İngilizce bilmem nesi falan oraya getirseniz, buradaki fırsatlarla onların ihtiyaçlarını bir birleştirsiniz. Konya birdenbire çok büyük böyle bir ortak girişimlerin çıktığı ve şimdi buradaki OEM dedi beyefendi daha önce, hani böyle şey sonrasına yönelik sanayiyi birdenbire birinci sanayi şeylerine dönüştürebilirsiniz. Bence çok şey olur. Bunun yanına bir de kültürel program eklediğiniz zaman yani daha ne olabilir ki yani? Bir adım ötede bence şey için, Konya için. Şimdi buradan Konya'dan
arabaya biniyorsunuz, 2 saatte Manavgat'tasınız değil mi? Yani yeni yeni şey yapıldığı zaman, Hadim yolu yapıldığı zaman Alanya'ya ineceksiniz. Evet. Mersin zaten birleşmek üzere. Yani her şeyin birleştirilebileceği, arsa sorununuz yok değil mi? Gecekondu sorununuz yok. Böyle evet, süper imkanların olduğu bir yer. Çok şeyler yapılabilir. Biz hepimiz elimizden geldiği kadar, evet, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmak isteriz tabii ki. Evet, bunu küçük bir başlangıç olarak sayıyoruz. Zeynep Hanım'ın dediği gibi burada bir hani aile içi sohbet olarak bu etkinliği düşünelim. İnşallah çok daha güzel, çok daha büyük şeyler ve bu güzel kente katma değer yaratabilecek çalışmaları imza atalım hep birlikte. Zeynep Hanım, bir son sözünüz olur mu? Kapatalım mı toplantıyı? Buyurun, isterseniz siz kapatın. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Nazik ev sahipliğiniz için çok keyifli bir etkinlik oldu. Türk Konfet'e çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kutucu olması, güzel sunumu, demokrasi duyguları. Haluk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Orta demokrasi, orta gelir tuzağından çıkış noktamız kent bölge programımız. Size teşekkür ediyoruz. Türk Konfet'le ilgili bu çünkü güzel topluluğu bilgilendirdiniz. Çünkü tabii ki yeni bir oluşum, yeni tanıyorlar. Öncelik tanıtmaktır. Önce kendimizi bir yapacağız, farkındalık yaratacağız. Sonra hep beraber kentimize, bölgemize, sonra da Türkiye'ye faydalı olmaya çalışacağız diyorum. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Heyecanlıyız. Çok şeyler yapmak düşüncesindeyiz. Bunu birlikte yapacağız. Daha ileride daha güzel program, daha güzel değil, daha çok katılımcının olduğu programlarda görüşmek üzere. İnşallah. Size tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Ne yapalım?